Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Ceydet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi. E, yine canlı yayınla birlikteyiz. E, cansız canlı yayın diyorlar Ceydet buna. Valla evet öyle. Arada bir Can abi geldi. Arada bir gelip e, Can abi isteyenlerin gönlünü hoş tutacağız böylece. Hatta aslında sen de buralarda olsan da e, Can'ın da olduğu bir ara stüdyoyu denk getirebilsek. Aslında geçen hafta öyle bir denk gelme şansı vardı ama Can uygun değildi falan derken Evet. ayarlayamadık. Ben On... de rahatsızdım biraz işte o hafta olmamamız sebebi o. Sonra evet. o yüzden gelemedim e, stüdyoya ama buradan da olur ama işte şeyde korkuyoruz. Discord'da aynı anda 3 kişi konuşunca kesilebilir birbirimizin sözüne girebiliriz zaten öyle. Ya biz stüdyoda canlı programı yaparken bile birbirimizin sözünü ister istemez kesiyoruz aklınıza söyleyecek bir şeyler falan geliyordu. E, burada daha da zor olur dediğin gibi. Neyse denemelerimizi duygularımızı... hani Evet evet duyurularımızı yapalım sonra gündem maddelerine geçeriz teknoseyri de teknoseyre abone olarak bize destek olabilirsiniz abone olmak önemli teknoloji ve bilim notları gibi ve diğer programlar gibi desteğinizi sağlamanız bizim açımızdan çok önemli aynı şekilde gelecek bilimdeye de abone olarak twitch üzerinden o kanalında devam etmesine katkıda bulunabilirsiniz Evet. Zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek kanallar bunlar değil mi? Özellikle teknoloji Doğru, yayını az. yapan. E, kanal çok tabii ona bakarsan bir yandan da düşününce ama e, teknoloji yayını evet. yapan bu konuya gönül vermiş çok az sayıda var. E, desteklerinizi evet. bekliyoruz. Aynen öyle. Ee, bir de Aykut Kenca konferansı, Evrim konferansı tekrar olacakmış. Onu da duyuralım tarihlerini şu an gel bulamadım atmışlardı bana ama Hı -hı. rica ettiler onu da duyuralım paylaşmış olalım. Merakları zaten bakar bulur tarihini de. Ee, söyleyelim. Ee, İstersen evet, başlayalım yani. hadi ilk haberle. Evet. Sürekli güzel bir haberle. Evet sürekli konuştuğumuz sürekli bize konuk olan bir haber. Bu Japonya'nın, Japon uzay ajansı JAXA'nın gönderdiği bir sonda vardı. Derin uzay sondası deniyor. hayabusa 2. Siz zaten çok konuştunuz bunu. Ryugu göktaşına e, gidiyordu. Gitti. Oraya hatta bir böyle mermi gibi bir şey attı ve oradan e, yüzeyinden toprak e, ve iç yüzeyinden parçaların e, fışkırmasını sağladı hı hı. yükselmesini ve daha sonra onlardan örnek alıp, iniş yapıp örnek aldı ve şimdi artık Oradaki işini bitirip dünyaya geri döndüreceklermiş. 2020 gibi 2020'nin sonlarına doğru tekrar dünyaya varması planlanıyor ve hı hı. ilginç bir şey. Yani çok ilginç. Bu kadar uzakta, o kadar küçük bir gök taşına insanlık olarak bir araç gönderebiliyoruz. Araç onun üzerine bir şey atıyor, iniyor, örnek alabiliyor evet. ve geri geliyor gelebilirse tabi Ve geldiğinde de dünyaya inmeyecek. Dünyanın yakınından geçip yani bayağı bir yaklaşıp şu anki bırakacağı nokta Avustralya'daki bir çöle bırakacağı evet. düşünüyormuş. Yani geçerken, geçerken üzerindeki yükü bırakıp geçecek. Evet. E, sonra da Ve eğer, Devam edecekmiş tekrar. Başka bir yere evet. de gitme ihtimali var. Ya yani bir yakıt e, kalmış olacak diyorlar. Gene bir başka bir göktaşa hedeflerini almışlar. E, yüzeye inmeyecek tabii. O kadar yakıt yok. Ama onun yakınından Hı. geçip hani bir iki te, inceleme daha yapabiliriz. İyice artık e, suyunu çıkaralım hani sonuna kadar evet. <laughs> sıkalım elimizde ne varsa <laughs> kullanalım diye ama mantıklı olan da bu zaten hani bir sürü böyle para yatırdığın kaynak yatırdığın e, projeyi düşünürsen e, videosunu da oynatmaya başlayayım bir yandan unutmuşum e, evet. dediğin gibi şey önemli e, rüygu görevi önemli çünkü bak ta 2013'te fırlatıldı galiba oraya gitmesi 3,5 yıl mı 4 yıl mı ne sürdü ondan sonra işte hmm. yörüngesine girdim işte incelemelere başladım sadece şey de toplamadı birkaç tane küçük küçük problar da indirdi yüzeyine hmm. böyle mekanik olarak hareket edebilen hatta yüzeyinde böyle Sıçrayarak, hoplayarak zıplayarak hareket he? edebilen Evet. en sonunda işte kendisi dediğin gibi bir patlayıcı atarak orada krater oluşturdu ki Yüzeyin altındaki güneş ışığından falan hiç etkilenmemiş bölgelerden örnek alabilelim. O örnekleri de topladıktan sonra artık bugün itibariyle tam 18 Kasım diyorlardı ama hani saati tutturabildik mi bilmiyorum. Bugün itibariyle Dünya'ya doğru yola çıkacak. Ee, ama tabii çok daha kısa sürecek çünkü ile Dünya artık yaklaşmış durumda. Yaklaşık evet. bir yıl hatta belki biraz daha kısa bir süre içerisinde e, Dünya'ya gelecek. Geçerken e, üzerindeki yükü bırakacak. Bakalım işte o başarılı olabilecek mi? Çünkü geçen sefer e, Hayabusa'nın ilk görevinde hı hı. tam başarılı olamamıştı. Hem e, oraya gidişte bazı sıkıntılar oldu, il, bağlantı koptu, tekrar bağlantıyı sağladılar. İnerken işte malzeme toplamada sorun yaşadılar falan. En son hani dünyaya inerken de sorun oldu falan derken hı hı. 1500 parçacık mı ne? Yani küçük böyle. <laughs> Ee, hani bir, böyle gramlar halinde sen beklerken 1500 tanecikten bahsediliyor. Yani e, Japonya'nın açıklaması oydu. O civarda bir taneciyi kurtarabildik dediler. Onu da hani böyle yıllar içerisinde test ederek e, hiçbir şekilde şeye bulaşmasın diye dünyadan herhangi bir kontaminasyon bulaşma olmasın falan diye çok dikkat ederek açtılar ama niye önemli? Çünkü e, göktaşları gezegenler gibi şeylerden etkilenmemiş oluyorlar. Bizim özellikle dünyamızın üzerinde işte bu erozyonlar işte çeşitli organik faaliyetler falan derken çok değişiyor. 4,5 milyar yıl içinde göktaşları nispeten stabil kalıyorlar, sabit kalıyorlar. Bizim güneş evet. sistemimizle ilgili ta en başından ne olmuş ne bitmiş haber vermiş olacak aslında. Hangi element vardı, vardı. Olmuş yani için. ne evet. olmuştu dediğin gibi çünkü işte o bir iki animasyonu vardır bunun yani en azından şu anki teorilerde hani o... E, birikme diski oluşuyor yıldızın etrafında veya işte birbirine çarpıyor ilk oluştuktan sonra. Kalıntılar da birleşip 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 gezegenleri oluşturuyor. Düşünülen en azından e, hipotez bu ya da teori bu. Ama e, bazı parçalarda bu gezegenlerin etki alanına çekim alanına girmeyip serbest dolaşabiliyor. Şimdi çok kıymetli. Çünkü gezegenin içerisinde o i, kütle çekimiyle ezilmiş, yanmış, belki kaç kere magma girmiş yani o siliniyor. Ama silinmeden o bilgi kalan, elementi değişmeden, işte basınca uğramadan dondurulmuş bir şekilde kalması çok kıymetli. O yüzden yani bu kadar fazla 270 milyon dolar zannediyorsam işte dolara çevirirsek 278 hı hı. milyon dolarlık para harcayıp oraya gidiliyor ikinci kez. Gidiliyor ki oradan o bilgi alınsın. E, bu çok önemli evet. e, Amerikalıların da görürse... bir görevi var şu anda bir başka göktaşının da onlar peşindeler e, hı hı. Henüz Osiris daha... miydi? galiba Osiris Rex görevinin ismi e, göktaşının ismini şimdi hatırlayamıyorum ama e, gene hı hı. bir haberi gelir nasıl olsa ondan ayrıntılı evet. konuşuruz onun hı. özelliği güneş sistemindeki en küçük cismin e, etrafında yörüngeye girebilmişlerdi bu şimdi göktaşları yanlı yumru bir şey, bir şey oldukları için bir standart, hani bildiğimiz yuvarlak yapıya sahip değiller Kütle hı hı. çekimi çok değişiyor. Bir de içerisindeki malzemenin yapısı da değişiyor. E, belli hı hı. şeyler belli yerlere birikmiş oluyor falan. E, hı hı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bunun da mesela e, ruygunun da yüzeyinin beklenildiğinden daha taşlık olduğunu fark ettiler. O yüzden mesela çok dikkatli davrandılar. Üç kere alacaktı galiba e, parçacık ama iki kere toplayıp dönmeyi uygun buldular falan gibi e, durumlar söz konusu. Biraz çünkü git, uzaktan baktığın zaman göremeyeceğin kadar küçükler. Biraz gittiğin zaman e, anlaman gerekiyor. Zaten Yörüngesine girdikten sonra bir yıl, iki yıl falan iyice böyle haritasını falan çıkarıyorlar. İşte Osterix, şu anda o aşamada. Hı hı. İyice haritasını çıkardıktan sonra falan yüzeye inip bir şeyler almayı deniyorlar. Bakalım yani e, her bir görev en az 10 yıl falan şey bekliyor. Hani bir sonraki görev eminim Hayabusa 3'te olacaktır. E, evet. Ne bizde gö şeyin tükenir, gök taşı tükenir güneş sisteminde. <laughs> tabii canım. Ne bizde de merak tükenir. <laughs> Şu e, yıldızlar arası iki cisim konuştuk ya işte o Omoa ile Borisov. Onlara gönderseler aslında. Onların çok merak ediyorum ben. Evet. E, bir tane öyle. Ya aslında muhtemelen olacak. E, biraz erken teşhis edebilirsek. Borisov'u erken teşhis ettiği ama ona hazırlanmış bir şey yoktu. Hatta hatırlarsan bunu önerenler var diyordum ama kolay değil tabii. Milyon Hı -hı. dolarlar harcıyorsun. Eee Önceden aslında bir görevi hazırlayıp gene bulduğun zaman hemen o yörüngeye doğru fırlatılacak şekilde ortada bir yerde buluşacak şekilde ayarlasalar. Evet. Dediğim gibi bizim güneş sisteminin dışından gelen bir şeyi de ayrıntılı inceleyip örnek toplayabildiğimiz üstüne çok ilginç bilgiler elde çok ederdik ilginç. yani. Evet. Bu arada Ryugu ne demekmiş Hamdi abi biliyor musun Japonca'da? Ne demekti? Dragon ee... yuvası mı öyle bir şeydi? Evet, e, Ejderha Arası. Sarayı, Ecdera Sarayı demekmiş. Onların bir işte bizim destanlarımız var ya, onların destanında su altında kalan bir e, şehir çok uzaklarda, su altında kalan bir şehrin adıymış. Hayabusa da e, Şahin ya da doğan, doğan görünümünü, evet. şahin, şahin görünümünü uzay aracı. O da Hayabusa ismini de öyle vermişler. Güzel böyle şeyler aslında. Hani biz de kendi tabii uzay tabii. şeylerimizde, uzay görevlerimizde verebiliriz. Çünkü insanlara i̇şte helikoptere, kalıyor bu. helikoptere Gökbey ismini vermiştik en son. Gökbey, ee, evet. Ama bak mesela garip geliyor düşündüğün zaman. Ya Gökbey ne falan diyorsun ama hani İngilizceye <laughs> çeviriyorsun Sky Lord oluyor mesela. Yani tabii daha şey daha böyle oturaklı geliyor değil mi? Halbuki <laughs> evet, alışmadığımdan evet, evet. aslında. Ee, ne bileyim şahin desen dalga geçerlerdi şimdi bununla. adam adamı. İşte sağ... tabii tabii. Belki Japonlar da dalga geçiyor bu arada. Hani bütün dünya Yok bizde şahin dalga geliyor da... geçmelerinin da. sebebi arabayı andırması biliyorsun onun. <laughs> kalitesizliğiyle önüne araba söz konusu doğru, olduğu için. Doğru. Bu gitmez falan derler ya. Biz şahin koysak aman aman bu hani <laughs> yolda parçalanır ya diyebilir Evet Yaptıkça alışacaksın aslında. Bilmiyorum, evet. ben şeyi beğendim yani Gökbey ismini beğendim açıkçası düşününce. Tabi. Ya bazı hani Gök taşı mesela, bazı güzel işte mesela pulsarlara atarca denmesi. Hmm. Bunlar çok hoş, güzel çeviriler. Tamamen kullanıma bağlı oturuyor. E Bizde tabii bir de Hamdi abi kısa olması lazım. Kısa ve kolay söylenir. Tabii, tabii hani şimdi do, haklı olarak eleştiriler geliyor bize veya başka işte youtuberlara, yayıncılara. E, bak youtuber bile dedim hani YouTube'çu demedim. İşte o hıza, hızlı konuştuğun zaman ve aklında o bütün eğitiminde onun İngilizcesini gördüğün zaman ya da dünyada kullanılan versiyonunu gördüğün zaman onu söyleyi veriyorsun. Kolayına evet. geliyor. O akışı bozmamak için ama e tabi daha kolay mesela işte atarca derim niye pulsar diyeyim şimdi kolay çünkü e bu şekilde. Yani bu arada... bir de ilişkili falan bir şey bulursan zaten ayrı bir tadından yenmiyor. Hani böyle illa Türkçe olsun diye ne bileyim dede korkut dersen biraz anlamsız kaçabilir mesela. Oturgaçlı götürgeç gibi değil de <laughs> yani. hani dediğin gibi gökbey gibi atarca gibi hani ee şeye oturan. Bu arada canlı ee teknoloji ve bilim notları işte 5-6 veya 7 sayamadım. Bölümdür devam ediyor. E, müdavimlerimiz oluşmuş. Onları da görmekten çok mutluyum. Hani gelip böyle ah kaçırdım 6 dakikasını diyenler var. E, Nasıl olsa tekrar yayın oluyor. Merak etmesin. İlk 6 dakikasını izlerler sonra. Evet. Haber başlığını görmüş Ferohant e, ama hani okumamış. Bizden dinlemek istemiş mesela. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz kendilerine. Bu arada hemen o bilgiyi vereyim en başta. Ara ara bir daha kesmeyeyim. Biz haberleri konuşurken canlı izleyen izleyicilerimiz Tekno Seyir'den veya Twitch'ten. Hemen o konuda fikirlerini, görüşlerini, ek bir bir şey okudularsa, katkı yapacak bir bilgi varsa, düzeltme varsa hemen onları chatten yazabilirler. İlgili olanları e, okuyacağım, onu söyleyeyim. Böylece de ikinci habere geçelim. Biraz yaklaşalım, evet. Mars'a gelelim. Mars'ta bir şeyler oluyor Hamdi abi, ne oluyormuş? Ee, Mars'ta aslında geçtiğimiz haftalarda e, metan gazının dağılımında bir anormallikler olduğunu ve bunu nasıl açıklayacak, açıklayacaklarını tam bilemediklerinden falan bahsetmiştik. Benzer bir şey moleküler oksijen yani oksijen O2 diyelim işte kısacası. Oksijenin atmosferdeki miktarıyla ilgili bir benzer şey var. Şu anda Curiosity orada biliyorsun yaklaşık 3 yıldır falan araştırmalar yapıyor. 3 yıldır atmosferin dağılımını ölçmüş bütün yıllar boyunca ve işte mevsimsel değişikliklerini falan da ölçmüş. Karbondioksit yüzde %95, moleküler nitrojen yani N2 %2.6, argon 1.9. Oksijen 0.16, karbon monoksit de 0.06. Burada yaza göre, kışa göre işte karbondioksit biraz soğuktan herhalde şey yapıyor, donuyor. Tekrar yüzeye falan çökeliyor. Bunların oranları ufak ufak değişiyormuş. Aynı oranlardaki değişimi oksijende de görmeyi umarlarken bu 3 yıllık kısa bir süre değil 3 yıl bayağı uzun bir süre. Evet. 3 Ortalamasını yılında... alabilecek yani. Evet. Hani... evet. Yani hani hata paylarını falan bayağı minimize edebilecek bir süre. Oksijendeki değişikliğin yani beklentilerden farklı olduğunu görüyorlar. Ve buna hani açıkçası şu anda net bir açıklamamız yok diyor uzmanlar. Hemen akla tabii oksijen Gelin olunca bizim hemen aklımıza işte bir acaba bir canlılık mı var, bir şey mi var falan diye geliyor. Evet. Onlar da hani bu şeyi dışlamamışlar. Ee, olabilir diyorlar. Ee, canlılığa dayalı bir şey de olabilir. Çünkü metan da aslında canlılar tarafından e, oluşturulabilecek gazlardan biri. Ama hı hı. E, kimyasal süreçler, başka kimyasal süreçler sonucunda da oluşabilir. E, hı hı. Bunu ölçebilen aslında şeyler var. Araçlar var ama e, ne kürüyostinin üzerinde var... Ne de ta geçmişte 70'lerde falan gitmiş o Viking araçları var. Oradaki datayı da kullanmışlar bu arada. Onun datası çok kısa 2-3 günlük bir data ama... ...onunla da karşılaştırmışlar. Bunların işte kimyasal mı, biyolojik mi kaynaklardan olduğunu anlayacak kapasiteleri yok. Sonraki görevlerde belki daha ayrıntılı bunu evet. ölçebilirler. Ama hani söyledikleri, işin uzmanlarının söyledikleri... ...biz şu anda net bir şekilde hani bu oksijendeki beklediğimiz değişimin olmamasının yani beklediğinden yüksek çıkıyor veya bazı durumlarda beklediğinden aşağı çıkıyor. Hı -hı. E, tam olarak hangi ne denir doğa olaylarıyla açıklayacağımızı bilmiyoruz. Evet. E, bu Açıkladım yani ya. Mars'la ilgili öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu gösteriyor. Ya Hı -hı. da belki de gerçekten canlılıkla ilgili bulacağımız, keşfedeceğimiz yeni şeyler olduğunu gösteriyor. Tabii e, bu haberler şimdi arka arkaya konuştuğumuzda da daha bir anlam getiriyor. Hani hmm. acaba bunlar özellikle mi veriliyor? Var. Birileri buldu da yavaş yavaş mı alıştırıyoruz diye komple teorilerini seslendireyim ben yine. <laughs> Katılmayarak ama hani seslendirmiş olayım katılmıyorum ama. Ya vallahi bilim insanları şeyi bulsalar, e, canlılığı bulsalar hemen hiç beklemez değil mi? Koşa Çat koşa, diye. koşa çıkar sokağa <laughs> bağırır yani. Evreka <gülüyor> diye. <gülüyor> en güzel örnek işi bu. Kara delik fotoğrafında bayağı şey yaptılar yani PR'ında yaptılar. Bir şey açıklayacağız. Durun. Hani çok önemli bir şey geliyor. o falan. Hani bunun işte heveslendirdiler insanları Hayır yani, yani. Hani sonuçta maasta hiç beklemem yani. Buldur bulmasa resim oturur oturmaz mesela kara delik fotoğrafı ya hemen şey beklemediler. Şeyi düşünsen, şey düşünsene Mars'ta canlılık bulsan zaten hani bulacağın tek hücreli falan bir şeyler. Yani niye gizliyesin? Onu, onu gizlemenin bir manası yok. Hani Marslı dediğimiz bize benzer bir şey bulursan belki tamam o ayrı bir konu. <laughs> ama hani öyle bir şey de aramıyoruz yani şu anda biz daha evet. e, tek hücreli falan yüzeyin altında falan kaldı mı kalmadı mı o aşamadayız daha. Evet. E, oralardayız. Burada tabii şey var. Bu Bir görsel var orada tablo gibi. Onu ekrana verdim bilmiyorum göremiyorum ama e, bu mevsimleri gösteriyor ve işte e, şeyleri gösteriyor. Sarı hemen hemen vereyim var. evet. Orada şimdi bir bir bilgi vermiş olalım onun üzerinden bizim istatistikte outlier dediğimiz şeyler var yani uç değer. Şimdi siz bekliyorsunuz bekliyorsunuz bir akış şeklinde bir çizgi bunların ortalamasını alıp bakın bir çizgi oluşmuş. İşte bahardan yaza gidiyor böyle bir yükseliyor, alçalıyor. O değerler de onlara uyuyor. Siyah değerler, hı hı. noktalar ona uyuyor. O noktaların etrafında da böyle çizgiler görecekler. Onlar da e, sapmaları. Hani o nokta ama o çizgiler arasında değişiyor. Ortalaması o nokta. Tamam, güzel. Bütün tahminlerime uyuyor. Ama o sarıyla işte, e, daire içine aldıkları alanları aslında Şu, bir statistik Evet de. yani. Yaza Aynen. doğru beklentiden daha fazla artması ve kışında beklentiden daha fazla azalması. Şu iki evet. bölge değil mi? Bunlara outlier diyoruz. Uç değer diye çeviriyor. Ben bunu arkadaşlarıma anlatırken üniversite çalışan Sabri Sarıoğlu diyordum bunlara. Böyle aykırı iç kafasına göre giden değerler diyordum. Akılda, bak hala kalmış aklımda. Akılda kalıcı. Yani hiç ala, olayla alakası yok. Böyle değerler çıkabiliyor. Bunlara çok dikkatle yaklaşmak lazım. Çünkü mesela bir ölçüm yapıyorsun Hamdi abi. O anda o elektrot işte mesela iyici çekerken biz elektrot temassızlık yapıyor veya bir başka bir sinyalden etkileniyor Deli gibi artıyor genelde bunlar bir veya iki tane olunduğunda bunları atarlar Hı -hı. büyük ihtimalle de burada da öyle oldu aslında onu söylemek için anlattım hani ama arttıkça bunlar yani gördükçe hayır burada da başka bir şey var yani daha Tabii. farklı bir tablo var ya teknik e, olsa dediğin o. gibi hani istatistiğin genel dağılımını bozmasın diye atarsın. Evet. Ee, orada yani bir hata Sebebini olmuş, bulamıyorsun yani outlier evet. çıktı mı bizde? Onun sebebini bulacaksın. Hani neden çıktı? Hani hakikaten çünkü az, az sayıda örnek bu 3 yılda alınmış örnek. Hı hı. Hani bizde de diyelim ki 5 kişiyle yapıyorsun deneyi. Hani somutlaştırması için örnek vereyim. Bunların arasında bir tane bile artış e belki çok önemli olabilir. Hata değil, gerçek bir değer olabilir ve bana evet. gözümden kaçan bir noktayı gösteriyor olabilir. E, o Ama mesela şeyde düşünürsen sanırım. bin tane ölçüm aldıysan ve bir tanesi ha, O zaman daha evet şey yapıyorsa e, normalin ortalamanın bayağı dışında kalıyorsa diyorsun ki ya burada bir hata oldu. Ben bunu atayım evet. kenara. Almayabiliyorsun evet. ortalamayı. Aynen. Aynen öyle. O mantı göstermek için hani onu söyle söylemek istedim. Hı hı. Ee, bu haberimiz de ilginç. Daha da bununla ilgili konuşacağız gibi duruyor Marsla ilgili. Bir sonraki habere geçelim. Yine uzayda dolaşıyoruz uzaklara. Bu sefer de Venüs'e gidelim. Ee, evet. Şimdi Venüsün, Venüs'e görevler yapılmış eskiden. Ee, bu özellikle Sovyetler Birliği'nin yaptığı çok görev. var. Hatta fotoğrafını da yollamış. Venera en son. mıydı görevlerin ismi bir şeydi. Evet. Çok ilginç orası çok merak edilen ve böyle e, egzotik gelen bir e, gezegen çünkü metan ağırlıklı yanlış bilmiyorsan çok e, e, cehennem cehennemvari diye tanımladıkları evet, bir atmosferi evet. var. Şey, sadece metan değil sülfürik asit vesaire falan hani atmosfer dedin, dünyanın falan birkaç katı kalınlığında bir atmosferi var kalınlık derken evet. yoğunluk anlamında söylüyorum evet. e, ve basınç falan çok yüksek sıcaklık çok yüksek yüzeyde. Hatta işte Rusların falan en uzun dayanabilen işte o araçları 6 saat mi dayandı 8 saat mi dayandı öyle bir şey yani yüzeye çoğu Tabii. yüzeye inerken dayanamayıp yanıp sonuç vermeden yok oluyordu. Hı -hı. o yüzden de oraya pek fazla inceleme yapılmadı şimdiye kadar. Zaten Hı -hı. bu işte önereceğimiz önerilen incelemelerde de yeni araçlarda haberdeki konu olan araçta üzer yüksek Katmanlardaki e, bulut tabakalarının üzerinde araştıralım. Çünkü oralar dayanabileceğin e, basınç ve sıcakta kalabiliyor. Evet. Biz hatta canlı geçmişte şey konuşmuştuk. Ya Mars'ta koloni kurmaya uğraşacağımıza e, Venüs'ün bu katmanlarında yüzen balonlarla falan yapılmış koloniler evet, evet. kurabiliriz falan gibi e, çok daha mantıklı olur, çok daha kolay olur diyenler vardı. E, biraz tabii ayağa yere basmadığı için bizim genelde insanların hoşuna gitmiyor böyle şeyler. Ama incelemek açısından... Değil mi bu? ya tabii canım yani düşünsene o balonlara bir şey olduğunda falan ya tabii ki hani bunlar test edilmeden kimseyi oraya göndermeyeceklerdir falan ama e, gene de insan yani şöyle bir toprağa basacak ayak yani bir ona alışmamış. Onu avantajına yani o kadar yoğun olduğu için bir izleyicimize basın çok fazla demiş e, evet. Merkava yani. 90 PSI demiş ama onu bilmiyorum hani kaynaklı bir şiddet şey söylememeyim ama hani çok fazla basınç çok zor bir ortam ama bunu işte bilim insanları avantaja nasıl çeviririz? Tamam evet. madem çok yoğun deniz gibi görüyorsa atmosfer değil baya bir bir metan denizi gibi görülüyor. Çünkü o kadar yoğun o yoğunlukta yararlanmak için acaba diyorlar hani balon e, yapıp sabit bir gözlem istasyonu mu kursak dediğin gibi bunda da vatozlardan esinlenmişler. Çünkü hmm. vatozlar da aslında görürlerse belgesellerde görmüşler. Ben hani ekran görüntü getireyim hemen. Heh. <laughs> Hazırladım. Şimdi, şimdi, suyun içinde onlar uçar gibi gidiyor. Su da öyle bir ortam, yoğun evet. bir ortam. Aynı uçma hareketiyle kanat çırpar şeklinde gidiyor. Bunlardan esinlenen aslında bir e, şey Tabi burada tek e, tasarım bu değil. Bu bir tasarım genelde bunu yapıyor NASA veya diğer oluşumlar. Bir yarışma açıyor. Hadi gelin bakalım en iyi tasarımları yollayın. Buradan birçok güzel tasarım ortaya çıkıyor ama seçtikleri anladığım kadarıyla e, bu vatozlardan esinlenen e, durum ve içerisinde bir elektro e, elektrik verildiğinde e, kendini kısaltan veya uzatan kas vari, yapay kas var evet, tam yapılar yapıyorlar, değil, değil, değil mi? mi? Evet, e, bu liflerle, öz, bu yeni bulundu, yani çok bir 5 yılı falan var diye biliyorum. Ya zaten Bunlarla şey yapması, çok şu kanat hareket çırpma hareketini yapması, mekanik olarak çok kolay bir şey değil. Ee, o yüzden uçaklarımız falan çoğu hani bu, bu, bu tarz bir şey yapılmamış. Hı -hı. Ama işte sen yeni te nesil teknolojilerle falan bunu sağlayabiliyorsan ve verimliliği daha fazla oluyorsa eğer. Yoksa hani illa böyle kanat çırpacağım diye hevesle kasmana gerek yok yani <laughs> balonuna da koyarsın. <laughs> tabii. Evet yani onu hesabını yapacaksın işte verimliliği tabii. daha iyi oluyorsa bu tarz bir araç e, oranın yüzeyinde e, atmosferin işte o üst katmanlarında uçarak e, tabii. uzun süreli araştırma yapabilir. Tabii. Elektrikli olmasa tabii... planlanıyor tabi. E, evet. Güneşin olduğu zamanlarda aydınlık tarafından geçip e, kendini şarj edecek. 3-5 günde mi dolaşacak diyorlar bütün gezegenin etrafını. Ee, 2-3 günde şarj olacak. Geri kalan 2-3 günde de işte o şarjı kullanacak. Tekrar aydınlığa ulaşacak. Ee, Venüs'ün ilginç bir şeyi var Cevdet. Ee, hı hı. Kendi etrafında dönme süresi güneşin etrafında dönme süresinden daha uzun. Dolayısıyla oh. biri 250-248 gün mü biri 225 gün mü ne yani 20 gün falan fark var. Kendi etrafında çok yavaş dönüyor. Ee, dolayısıyla senin şeyin daha hızlı dönmesi lazım hani bu gezegenin etrafındaki güneşsiz kalmayasın. Evet. Bunlar tabii e, değişik konseptler bize de tabi ilham veriyor aslında biraz da bahsetme sebebimiz o kısaca e, bu elektrikli kas e, konsepti kavramı güzel bir kavram. Hı hı. E, bir de zaten süzülen hani ya balon ya süzülen e, sistemde yapmaları kendiliğinden bu... e, yüzebilecek durumda olduğunu düşünüyorlar. Tabii zannediyor. bu şey değil bu arada. Hani Venüs'ten bahsettik ama mesela güneş sisteminde başka şeyler de var. Ziyaret Hı. edilecek bölgeler de işte Titan var mesela. Ee, evet. Orada da işte metan denizleri falan var. Canlılığın olma ihtimali yüksek olan yerlerden biri güneş sisteminde. Ee, evet. Onun da atmosferi kalın yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu şekilde oralarda uçabilecek, e, dolaşabilecek araçlar gönderilebilir diyorlar. Ama bunlar biraz şey gibi düşünsün izleyiciler. Ee, hani böyle Araba fuarlarında falan konsept arabalar tanıtır böyle evet. ee, belki de hiç hayata geçmez biraz öyle olabilir dediğim gibi çok daha hani belki kanat çırpmak yerine daha bildiğimiz geleneksel yöntemleri kullanan araçlar daha makul olabilir daha az oynar parçalı falan vesaire ee, bakmak lazım. çok önemli bilim insanlarına bu e, hayal gücü alanını yaratmak ya da ona izin vermek hani sürekli e, ...pratik değeri olan bir şey yapacaksın, icat edeceksin değil de... ...arada bir de tabii bilim kurguya kaçmayacak ama... ...hani ayakları yere basan ama dediğin gibi konsept tasarımlar... ...böyle daha hmm. kavramsal tasarımlar üretme özgürlüğü vermesi bir kurumun, üniversitenin. Bunlar aslında çok çok önemli noktalar. Çünkü buradan adam başka bir şey bulabiliyor. Oradan bulduğumuz çok başka yani bilim tarihi bunlarla dolu. Geçen de yapmıştık ya konuşmuştuk 12 tane örnek. Çok başka bir alan araştırırken... Başka bir çok büyük bir çığır açan e, bilim alanları ve o, o e, hayal gücünün rahatlıkla akmasına izin vermesi lazım. Evet. Bu arada izleyicimiz bulmuş 1134 PSI dünyanın 92 katı fazla basınç var. Yani bir atmosfer basınç ise 92 kat daha fazla atmosfer e, basıncı olduğunu biliyor, biliyoruz Venüs'te. Hı -hı. E, bu da e, ilginç bir durum. E, bir biz izleyicimize demiş ki gene çok yavaş döndüğü için manyetik alanı acaba zayıflıyor? Çünkü dünyanın manyetik alanının böyle üretildiğini düşünüyoruz. Sen yani çekirdek Ya şeyde, çekirdekle e, dış katmanının farklı şeylerle dönmesi yani çekirdeğin içeride hareket <laughs> etmesi falan biraz aslında manyetik alanı sağlıyor. Evet. E, Venüs'ün açıkçası bilemiyorum hani çekirdeği herhalde hala aktiftir ama İlginç... Dönüş hızının yavaş olması belki o da biraz duru anlaşıyordur, daha az oluyordur evet. dünyaya göre. Evet. Bir reklam yapayım merak edenleri kozmik anafora yollayalım. Orada kesin Venüsle ilgili Türkçe güzel yazılar vardır. Hı hı. Takip etsinler, İlgilerini çekiyorsa okusunlar. E, Türkçe kaynak için söylüyorum tabii. İngilizce daha da çok var. Buradan da şuraya geçelim Hamdi abi istersen. Yani biz şimdi kamera çekiyor mu yok bulanık mı çekiyor falan derken. Hubble teleskobu, Emektar Hubble teleskobunda çok ilginç bir görüntü belki ekrana geliyordur. Çok ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir yuvarlak böyle bir sanki bir lenste bir bozulma oluyormuş gibi bir efekt e, görmüşler ve bunu araştırmaya koyulmuşlar. Hı hı. E, hı. Ne olduğunu düşündüklerinde de ortaya şu çıkıyor tabii. Ne, e, galaksilerin yerlerini buldukları için bir diyagramda gösteriyor yine haberde e, bu galaksiyle Hubble teleskobu arasında çok büyük bir galaksi grubu kümesi var ve bunların çok büyük kütleli olduğu için de kütle çekimi o kadar yüksek Hı -hı. ve uzay zamanı bu kadar fazla büktükleri için bunun arkasında kalan galaksinin ışığı kenarlardan bükülüyor ve bir galaksi geleceğini o galaksinin 12 tane çift görüyorum vardır ya abi 12 <laughs> görüyor yani Hubble teleskobu aynı galaksi 12 tane görüyor ve bu şekilde yani aynı resimde gösterdiği evet, şeyi şekilde söyleyeyim Cevdet onu düzeltelim evet. hani bu e, yeni bir şey değil. Bu bayağı bilinen, beklenilen de bir şey. E, hı hı. Bunu daha önce başka yerlerde falan da gözlemledik zaten. Hatta hı. bunu e, tam denk getirerek e, uzakta, mesela bu <laughs> burada söz konusu olan galaksi zaten çok uzakta olan bir galaksi. Normalde göremeyeceğimiz kadar az ışık e, ışığa sahip bir galaksi. Evet. Ama işte bu e, kütle çekimsel lens etkisiyle. E, 12 kat hatta belki daha fazla normalde görüleceğinden daha fazla ışığı sana ulaştırmayı başarabiliyor. Arada evet. başka e, galaksiler ve işte yoğun kütleli nesneler olduğu için. Ama işte bu tarz şeyleri inceleyebilmen için çok denk gelmesi lazım. Gerçekten araya evet. e, böyle büyük kütleli cisimleri araya alabilmen lazım. Ama bu sayede de çok uzaktaki işte bunun uzaklığı 12.8 milyar yıl mı olduğu tahmin ediliyor. Evet. 13 milyar mı öyle bir şey? Yani Tabi 12.8 13.3 milyar yıl gibi. Ee, bir şeyden bahsediliyor. Ee, şu görüntüyü de şöyle tam ekrana koyayım. İşte şurada görülen e, yuvarlağımızı aslında bir şeyin bozulmuş hali. E, açılıp hatta sen bunları e, geri işlemeyle yeni işte teknoloji, e, bilgisayar teknikleriyle falan birleştirip ayrıntılı bir şekilde o uzaktaki galaksiyi görebilir hale gelebiliyorsun. Evet, sana bozulmuş bir görüntü geliyor ama daha parlağa geliyor. Daha i̇şte parlağa demin de geliyor. konuştuk ya o temada gidiyoruz bugün. Bilim insanı olmak ya da herhangi bir insan hani bilimi gündelik hayatına uygulamak için işte. mesela Celal Şengör'ün Atatürk'le ilgili e, hipotezlerinden biridir yani hani bir bilimsel yöntemi kullanarak kurtuluş mücadelesini yönetti yönettiğini söyler. Bunun gibi gündelik hayatımızda da bakıldığında da kullanılabilecek bir şey bu şu demek var olan elinde kötü bir şey var bunu nasıl avantaja çeviririm bilim insanları da hep böyle oluyor yani aa bir etki var bu da bozulmuş bekleyelim de geçsin demiyor da hani aslında baktığımda hmm. düz, düzgün göreyim demiyor da bu bozulmadan ne elde edebilirim'e bakıp e, bilgisayar e, kullanarak da tabii algoritmaları kullanarak da o bozulmuş ama parlak görüntüden çok güzel detaylı e, bilgiler alabiliyorlar e, müthiş bir şey müthiş bir e, evet. beni büyüleyen bir nokta. Ya dondum. bunun Einstein'ın işte zaten aslında e, ilk daha e, önceden söylediğim... gözlemlediği şey e, deniyorlar onun e, hayatının şey yaşamının Yaşa hayattayken de deniyorlar bunu zaten. Evet. Nobel ödülünü falan da galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle oluyor. Güneşin etrafında normalde bir yıldızın olması gereken yeri biliyorsun. Güneşin onun ne kadar bükeceğini biliyorsun. Hatta şeyden huylanıyorlar da bunu açıklayamıyorlar. Merkür'ün yörüngesindeki sapmalardan normalde evet. beklenenden farklı oluyor. Güneşin işte bu şey etkilerinden uzay Güneş zamanı bükme değil. etkisinden. Evet. Güneş tutulması bekliyorlar ama o güneş tutulmasını iki ayrı yerde gözlemlemek gerekiyor. Biri galiba okyanusta çıkıyor ve oradan gözlemlediklerini. Çünkü biz şey zannediyoruz hani Einstein 1915'te yazdı makalesini ve bir anda değişti. Öyle bir şey değil. Neler diyorlar adama? Hani çünkü diyorlar ki bir kere referans yok makalesi. Yani bir kere zaten şöyle düşün yani şimdi adamın Çok... hesapları falan aslında hani tamamen hayal gücüne ve mantığa dayalı aslında. şeyleri gözlemlemediğin zaman ...atıyor bu adam evet. demeleri o kadar kolay ki... Yani. E, ...tamam çok güzel... Evet ...kurduğu matematik falan çok mantıklı geliyor belki... ...ama hiçbir şeyi gözlemlemezsen... ...bunun bir anlamı yok İşte ...en elle tutulur gözlemi de... ...1915 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam... ...o güneşin kenarındaki... E, ...kenarından geçen yıldız ışığının... ...büküldüğünü Büküldüğü. göstermeleri... Evet. ...orada da gerçi küçük bir şey atlatıyorlar galiba... ...ilk denemelerinde... <laughs> ...çünkü bir yandan da savaş var... E, ...savaş zamanı ha. falan gitmek gelmek falan şey oluyor... İt denemelerinde bir hesap hatası yapıyorlar. E, onu yayınlamadan son anda mı kurtuluyor? Öyle bir şey oluyor. Sonraki evet. denemelerde falan ortaya çıkıyor. Asıl e, doğru oldu. E, ama sonrasında tabii biz bunu binlerce kere farklı yerlerde evet. gözlemledik. İşte bu en sonda Hubble'ın şeyine takılan lensine fotoğraf Artık makinesine Artık orada bir şey. soru yok yani. Hani orada büküleceğini biliyorlar, ne kadar büküleceğini biliyorlar. Ama o zaman da hani onu söylemek istiyorum. E, acayip büyük karşı çıkış var. Hani mecbur istemeye isteme. Hani o dedim ya okyanusa gönderdi, seni anlattın. Orada artık birazcık böyle istemeye isteme. Ya hakikaten de doğruymuş. Hani biz o kadar laf ettik ama gibi bir durum oluşuyor. Ya zaten e, genelde şey de oluyor. Einstein de bundan uzak değil. Onun da mesela bu işte hata e, yaptı e, şey kuantum teorisinin veya şey pardon evrenin genişlemesini mesela bir türlü kabullenemiyor kendi e, şeylerine teorilerine falan hani kozmolojik sabit diye bir şey koyuyor kendince Hı. halbuki evreni genişlese ben genişlettiğini düşünse e, bu kozmolojik sabiti kaldırabilecek ama mesela ona bir türlü kafası yatmıyor ya evren stabil Hı. olmalı falan mantığından hareket ettiği için en büyük hatam falan diyor galiba ömrünün sonlarına doğru. Yani Hiç, kolay değil böyle bilimde, şeyleri değiştirmek. Evet. E, hiçbir zaman bir kanun yani birinin dediği kanunlar genelde doğa yasaları. Yani sürekli gözlemlenen işte hani diyoruz ya mesela evrim bir bir kanun, biri doğa yasası oluyor. Yani onu açıklamak başka bir şey. Olduğunu görüyoruz. Okey. Ama onun ne nasıl olduğunu, mantığını, işte mekanizmalarını açıklamak e, o teori. Ya da işte baktığımızda e, şeye yer çekimi, kütle çekimi var. Bunu görüyoruz. Buna artık hmm. bir soru yok burada. Gerçi o da çıkar şimdi. Yani Düz dünyacılar çıktıktan sonra o da çıkar da hani var ama bunu açıklayan Newton açıklıyor. Daha sonra Einstein daha iyi açıklıyor. Sonra Einstein'la daha iyi açıklanıyor. Dediğimiz gibi bu anlattıklarımızı tabii biz tarihleri unutuyoruz chatten yazsın arkadaşlar yani canlı olmanın gücünü kullanalım seyirciyi arkamıza alalım onlar yazsın bize. Ya şey Mutluluğun çok da önemli değil tarih bizim ortaokul tarih derslerindeki gibi böyle İstanbul 1453'te fethedildi falan evet. mantığını anladıktan sonra tarih işte 1910'larda 15'lerde 20'lerde evet. o civarlarda. Yani Einstein'ın da bu bu etkiyi de dediğin gibi ben bunu mesela daha yeni zannediyordum. Bak onu bilmiyordum. Ee, onu söylemen iyi oldu ama çok de ilginç bir etki. Onun için haberlerimizi alalım. Kütle çekimsel mercekleme de deniyormuş evet, evet. buna. Ee, bir sonraki habere herhalde istiyorsa yavaştan geçebiliriz. Geçelim. Biraz benle ilgili bir haber, mesleğimle alakalı bir haber. Ee, sulara karışan antidepresanların balıkların davranışların özel bir tür balık üzerine yapılmış. Balıkların hı hı. davranışlarını etkilediği ortaya çıkmış. Evet. Biz evet. aslında bunu e, konuştuğumuzu hatırlıyorum ben canlı. E, balıklar üzerinde değil de sulara karışan bu işte antidepresanların kullandığımız ilaçlar, başka ilaçlar da aynı benzer etkilere sahip. E, hı hı. Deniz canlıları üzerinde bayağı etkili olduğu söyleniyordu ama burada araştırma sonuçları da var. İstersen sen biraz bahset. Neler yaşıyormuş evet. bu hayvancıklar? Şimdi burada bir e, maddeye odaklanmışlar. flüksetin çok yaygın. Prozac adında ticari adı Prozac. E, madde asıl etken madde de fluxetin. Çok kullanılan işte SSRI diye de bilinen, bilerek söylüyorum ki hani araştırmak isteyenler, hani niye İngilizce söylüyorsun diyorlar. Bilerek hani bakıldığında, Hı -hı. araştırıldığında görürsün. SSRI grubu bir e, antidepresan ve çalışma sistemi bir serotonin azlığında, yokluğunda veya serotonin öteki nöronu uyarmadığında ortaya çıkıyor bazı semptomları depresyonun tamamı da değil bunu işte kurtarmak için ya serotonin miktarını arttıracaksın ya da şunu yapabilirsin nöronlar arasında o sinapslar arasında bırakıyor serotonini öteki tarafa bağlanıyor uyarıyor işi bittiğinde de geri alınıyor ve tekrar o parçalanıp başka bir şey için kullanılmak üzere metabolize ediliyor tamam mı yani atılıyor serotonin bağlanıyor bu tarafı uyarıyor mutlu olunuyor neyse hmm. daha sonra oradan ayrıldığında o boşluğu temizleyen hücreler var sadece nöronlar yok çünkü beyinde başka çeşit hücreler de var onlar onu toparlayıp geri alıyor şimdi bunu geri alımını önleyen bir madde bu fluksetin ya da işte o grup bunu önlediği zaman ne oluyor o serotonin o aradaki sinaps boşluğuna fazla kalıyor fazla kaldığı için de çok uyarıyor hmm. şimdi bu mekanizma sadece insanlarda değil Başka hayvanlarda da çalışıyor. Bu önemli bir nokta aslında. Yapılar biz, aşağı yukarı bunu... benziyor çünkü zaten. Evet yani onlarda da çünkü serotonin onlarda da kullanılıyor. Çok bir, bir beyin hormonu bu. Hani sırf biz bunu mutlulukta biliyoruz ama yerine göre. Hani neredeki serotonin? Hep onu sorarım ben. Böyle Hı -hı. söylenir şey derler işte, çikolata yemek serotonini arttırarak mutluluğunuzu sağlıyor. Tamam da hep şu soru geliyor. Şimdi bunu biraz az çok bilen bir insan olduğunuzda şunu soruyor. Hangi, neredeki serotonin? Hı -hı. Yani... Çünkü belli bir yerdeki seratöründe ne bileyim bir kasın kasılmasına da yol açabilir. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Hani e, durumuna göre nereye kullanılıyor? Şimdi burada onu yapmışlar ve balıkları iki gruba ayırıp e, biraz kontrollü bir deney. Açık açık denizde nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama bu gruba ayırıp birine daha ağırlıklı böyle fluksetin işte antidepresan yoğunluğu olan bir suda... ...birine orta derece birine de az derece böyle bir ayırmışlar. Hmm. Ve şunu merak ediyor Şimdi bu balık türünde öyle bir durum var ki Hamdi abi... Aç kaldığında, vücut kitlesi, yağı azaldığında daha saldırgan oluyor avlanmak Hı. için doğal olarak. Bunu da tabii grup çanak yapıyor. Yani yarışıyor diğer sürüyle. Bunu biliyorlar. Şimdi bunu aldıklarını çok ilginç bir durum. Antidepresanın çok olduğu gruptaki balıklar yağ oranı az olsa bile bu yarışa girmiyor. Hı. Böyle bir yarış yapmıyor. Aman tabii diyor ölçmüşler. dünyayı Aynen. <laughs> <laughs> da yaptığı etki gibi okuyunca o geldi aklıma. Ama ne avlanacağım ya diyor. Aynen. Az yerim diyor. <laughs> Geçiyor yani. <laughs> bir lokma bir hırka yaşıyor. Aynen. Hiç ona takılmıyor yani. Hani doğru bir benzetme olur mu bilmiyorum. Tabi burada tabii bir nokta var. Onu unutmayalım. Hep söylüyoruz. Bu güzel bir deney. Korelasyon değil. Güzel bir deney. Fakat bu yapılan çok kontrollü ve çok bir noktada gözlemlenen ilk örnek. Bunların çoğalması lazım Hı -hı. ve başka balıklara başka türlü mü etki ediyor. Bunu da görülmesi lazım. Bir de şunu söylüyor araştırmacılar: Bu balığın avlanmama sebebi çok başka bir şey de olabilir. Bizim kontrol edemediğimiz. Yani sen kafanda diyorsun ki iki tank birbirinin aynısı. Belki de hmm. değil ama hani öteki tank ne bileyim bir ışığa yakındır oraya balıkları sen rastgele ayırdığını düşünüyorsun ama belki de rastgele ayırmadı denk geldi oradaki balıklarda bir bozukluk vardı bunları bilemediğimiz için çok kuvvetli değil bu sonuç ama bize şunu düşündürüyor dikkat etmek lazım bu haberi o yüzden aldım aslında dediğin gibi hani daha önceden biliyoruz ama hmm. şuna dikkat etmek lazım dünyada ve Türkiye'de bilenler varsa yazsın ben bilmiyorum ee, Amerika'da varmış onu da yeni öğrendim. İlaçların geri toplandığı bazı organizasyonlar veya devlet kurumları var. Yani evinizde tarihi geçen, kullanmadığınız ilaçları çöpe atmayın veya işte şey yapan varmış. Klozete atıp sifonu çeken varmış mesela. Evet, evet. Bunlar çok zararlı noktalar. Çünkü diyorlar ki hani tamam çöpler güzel ne olacak ya o blisterin içinde veya işte o film diyorlar ya filmin içinde kaplı duruyor. Ee, tablet. Ne diyorlar ona? Tablet var ya böyle. Tab tablet de onların durduğu böyle ee, hani alüminyum plastik durumlar onlarla kalır ama öyle değil çünkü ilacın içindeki kimyasal madde çok toksik olabiliyor suya karıştığında ne bileyim aside karıştığında çok farklı kalıcı etkiler yaratabiliyor evet. bunları o yüzden doğaya salmamak gerekiyor çevrenizde belediyenin sağlık bakanlığının topladığı yerler kesinlikle vardır. Çok basit insanlar için bir poşete koyun, üzerine yazın işte bu tarihi geçmiş çöp ilaç yani, yani alınıp içilmesin saklayın orada. Vallahi oradan. alıp içerler. Üzerine da... ilaç yazarsan bizim önüne yani. <laughs> hep, birileri alır içeri. <laughs> Çocuk görür şey uzak bir yere yukarı bir yere bir dolunca da geçerken yolunuzun üzerinden geçtiğinizi de bırakacaksınız oraya. Evet evet ya yani yani bu şeylere dikkat da. etmek lazım. Yani i̇nsanlar artık belki yavaş yavaş pil geri toplama falan konusuna alışmaya başlıyorlar. Ee, İlaçlar evet. da onlardan biri. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Çünkü çevreye dediğin gibi gerçekten bayağı zarar verecek kimyasallar evet. salıyorsun aslında. Evet. Burada aslında balık veya şey önemli değil. Önemli olan hani herhangi bir ilacın onu vurgulayalım. Herhangi bir ilacı dikkatli kullanmak gerekiyor. Ee, bir sonraki haberimiz nedir Hamdi abi? Ee, hastalık hastası. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel söyledin onu. Evet. Hipokondriya mı deniyordu? Evet. Ee, ama onun yeni versiyonları var şimdi Google'da e, hastalığını arayıp e, aha buldum işte bende kesin bu var diyerekten e, kendini hasta hissetme hatta belki ilerleyen versiyonlarında hasta etme diyelim yani evet. e, buna karşı şimdi, bir çözüm öneriyor uzmanlar. Chat'teki arkadaşlara yazalım YouTube'tan izleyenler de yorumlara yazsın ben de bu var diyorsanız yani ben başım ağrıdığında ne bileyim işte gözüm seyirdiğinde. Ne bileyim ayağım uyuştuğunda gidip e, internete yazıyorum. Ya şimdi belirtileri şeyi diyen... söyleyelim Cevdet. Eğri, oturup doğru konuşalım. Herkes internete yazıyor yani ben de dahil. Evet. E, ama Hı -hı. sorun şey bunun bir hastalık boyutuna gelmesi sıkıntılı. Buna siber kondriya mı deniyormuş böyle bir isim evet. varmış. Evet. Şimdi onu Şunun için istiyorum aslında insanlar ne kadar evet herkes yazıyor. E, i̇kinci sorumuz da şu e, bulduğunuz sonuçlarda ne buluyorsunuz onu merak ediyorum aslında. Yani e, bulduğunuz ne çıkıyor genelde sonuç ne çıkıyor. Şimdi öyle bir geyik var Hamdi abi yani gözün seyiriyor diyorsun kanser çıkıyor Google'da öyle bir hmm. nokta var. E, bu da çok önemli Ö şuradan başlayalım. Bir hipokondriya eski adı yeni adı sağlık kaygı bozukluğu sağlıkla ilgili kaygı bozukluğu diye şey değiştirildi. Aynı şey aslında üç aşağı beş yukarı nedir? Hipokondriyaklar ya da halk arasında hastalık hastası dediğimiz insanlar. Ne oluyor? Bir yere ağrıdığı zaman yani hakikaten bir belirti olduğunda olmayan bir belirti değil burada önemli hmm. olan fark bu. Çünkü olmayan belirti hissetmek bir başka psikolojik bozukluk adını o yüzden ayırdılar. İki ayrı şey. Hmm. Birinde gerçekten belirti yokken sen ona stresinde belirti yaratmak ve hissetmek ayrı bir nokta. Bu var olan belirtiyi kötüye yormak. Hmm. Bir iki, olacak, olabilecek e, ihtimaller arasında en felaket vari olanını düşünmek, yani en kötüsünü düşünmek, doktora veya genelde de kanser oluyor en kötüsünü. Evet. <laughs> sağlık profesyonelinin gidip diyelim ki tahlil yaptım, bir şey yaptım. söylediğine den sonra rahatlamamak. Hı, inanmamak. Mesela. Bu da önemli. Aynen. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu bir bozukluk. Şimdi bunun günümüzde aslında aynı şeyin, evvelden tabii biz doktora gidiyorduk, yakınımıza soruyorduk, komşuya soruyorduk. Şimdi internet çıkınca tabii bunu internette araştırıyor. Belki de Aynı şeyin e, isminin değiştirilmiş hali siber ismini yani, vermişler bunlara. hani tam evet şey çok benziyor ama birebir aynı değil çünkü dediğin gibi kaynak değişiyor bu sefer. Evet. Burada kaynakta da sıkıntılı bir nokta var. Çünkü e, komşunda olmayan bir nokta var. Şimdi bir Otorik kere biz... vardı bir biraz daha orada evet. bir sitede yazıyor ee, ya, sitede yazıyor. Daha ne olacak yani? Bir kere evet şunu söyleyelim, o bilgiyi verelim. Bizim insanlar olarak hayatta kalmayla ilgili olduğunu düşündüğümüz şöyle bir yanlılığımız var. Buna negativity bias deniyor. Yani olumsuz bilgiye karşı bir yanlılığımız var. Neden? Olumlu bilgi tamam sevinirim ama olumsuz bilgi benim ölmemle hayatta kalmam arasında bilgi olabilir. Yani olayın ben kötüsünü düşüneyim de önlemimi alayım de. Evet, güvenli arasında. tarafta olayım değil mi? Evet dolayısıyla internette herhangi bir yerde dikkat etsin izleyicilerimiz dinleyicilerimiz e, olumsuz bilgi daha çok akılda kalır daha çabuk fark edilir ve e, diğer olumlu bilgiler arasında hep ağır basar ya da insanlar arasında sen şimdi bir konuşma yapıyorsun ya da bir yorum okuyorsun YouTube'da bir yerde olumlu yorumlara o kadar çok. Şey yapmayız hani okey seviniriz ama olumsuz çok bize dokunabilir. O yüzden e, burada da öyle bir nokta var. Sen internete yazdığında belki göz seyirmesinde şey diyor ki gözünüz ağrımıştır, yorulmuşsunuzdur, ekrana bakmışsınızdır. Bunlar hepsi belli bir e, yüzdesi olan, istatistisi olan, ihtimali olan hani ufak ihtimaller değil bunlar. Belki çok büyük ihtimaller. Bunları bunları söylüyor. Bir de diyor ki çok nadiren de olsa göz seyirmesi beyin tümörünün, ya da ne bileyim işte sinir hastalığının MS hastalığının belirtisi de olabilir diyor. Evet. Bütün o bilgiler gidiyor Hamdi abi. Bir tek o MS veya beyin tümörü kalıyor akılda. Bu bu büyük bir sıkıntı. Zaten kendi halinde bir sıkıntı bu. Buna ek olarak bir de şimdi arattığımız noktanın ne ne durumu var? Aradığımız yerin bu bir arama motoru. Peki arama motorları nasıl çalışıyor? Arama motorları en çok e, tık alan ve en çok insanı çeken basitçe anlatıyorum tabi sen daha iyi bilirsin o hani orada yatan ama kesin olarak kimse bilmiyor. <laughs> tabi kimse bilmiyor ama hani basitçe senin aradığını sana çabuk çıkaran ve daha çok evet. insanın aradığı bilgiler önce geliyor veya sorunu bile tamamlayabilir. Sen belki mesela göz seyirmesi yazacaksın. Google sen diyor ki kanser yapar mı diye tamamlıyor mesela tamamlıyor. hemen yani soru geliyor aklına. Daha sen Dolayısıyla... aramayı yapmadan zaten şeyi alıyorsun zehri alıyorsun. Bitti yani, yani. zehri alıyorsun. <laughs> Bunu anlamak çok önemli bir kere hani böyle bunu buna sahip olan insanlar bir kere nereden anlayacaklar hemen söyleyelim 4 maddesi var bunun çok arıyorsunuz hani aradım geçtim değil çok arıyorum 2 aklıma o hastalıkla ilgili ağrı ağrı geldikçe tekrar tekrar açıp bakmak kendini durduramamak 3 aldığını bilgiden daha da kaygılanmak yani ah bende kanser mi var gibi daha da kaygı yaratması sende 4 de bu kaygıdan ötürü senin gündelik hayatının etkilenmesi, bunu ben zaten hep söylüyorum, hı hı. tanıdık gelecektir. Gündelik hayatının, arkadaş çevrenin, iş hayatının etkilenmesi. Yani dalıp mesela toplantıda veya derste ya bende acaba kanser mi var ya falan gibi düşünmek. Şimdi bunlar varsa ne yapabilir izleyicimiz öncelikle? Bir kere ne aradığınıza dikkat edin. Yani ben ne arıyorum? Bulduğum şey ne? Bulduğum nokta nereden aldım bunu? Kenara bir yere yazmak bunu, bir not tutmak. Çünkü uçuyor bunlar, kafada uçuyor. Neden not diyorum biliyor musun? Nota çünkü sen şeyi de yazacaksın. Ee, olumlu hani göz seyirmesi tekrar örnekten verelim. Göz seyirmesi e, göz yorgunluğu olabilir, boyun Hı -hı. yorgunluğu olabilir. Ekrana çok bunlar da duruyor. Sırf kanser durmayacak. Ama yazmazsan aklında tek kanser kalıyor. Bunu biliyoruz. Hı -hı. İkinci madde dediğim gibi nasıl çalıştığını bul. Çünkü clickbait'lere göre çalışabilir. Şimdi şöyle düşün. Birisi sence çıkan aramada kanser yapabilire mi tıklar yoksa göz yorgunluğu işte ekrana bakmaktandır yazana mı tıklar? Tabii, Tabii ki kansere tıklayacak. O da onu öne getiriyor. O çok sonuç çıkarıyor. Üçüncü ve çok önemli bir madde. Geçen hafta da bunun konuştuk, örneklerini verdik. E, doğru sitelerden bakmak. İngilizceniz varsa mesela Mayo Clinic diye bir site var. Bir, bu bir kliniğin kendi sitesi. Hmm. Wikipedia açabiliyorsanız, bakabiliyorsanız, e, duruma göre tabii. Yani daha çok böyle bir ya bir e, hastanenin, araştırma kurumunun sayfası olmalı veya bir e, devlet sayfası. Hani gov'la biten sayfalar olmalı. Bunlara Hı -hı. dikkat etmeleri gerekiyor. Bir şey mi diyecektin? Ya şey, e, yani sonuçta o hastanenin güvenilir kaynaklara bile baksan bu tarz şeylerde o kadar ince ayrıntılar var ki senin Tabii. bilip de e, yorumlayamayacağın. Yani en iyisi hakikaten çok dertleniyorsan bir doktora danışmak ve güvenmek. Hadi bir inanmadın, Hı. bir doktora daha dönüş. İki olsun. Ama güven yani bir yerden sonra Sonuçları. Hani sonuçlara. Ee, doğru. O tabii artık güvenmiyorsanız da bu haberin aslında ana bölümü de o. Çok güzel söyledin. Bunları yaptınız doktora da götürecek bu sizi bir süre sonra. Çünkü hmm. emin olamayacaksınız. İlla bir tahlil isteyeceksiniz. Bunu aslında e, batıda Türkiye'de de biz bunu istemiyoruz aslında. Yani şunu istemiyoruz. Hani bu şey açıldı. Aile hekiminizi telefonla arayabiliyorsunuz artık diye biliyorum. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam. Arayıp ona sormak bile çünkü onun o bir, bir belli bir zamanı sen randevu olup harcaman çok büyük bir aslında toplandığında büyük bir yük sistemi. Yani bu evet. masraf e, yükü bunu istemiyor aslında sistemler, sağlık sistemleri. Telefonunu arayıp söylediğinde ya diyebilir ki ya sen buna bir gel bu ciddi bir şey diyebilir. Veya diyebilir ki hani o aramayı yapmaktan ziyade çünkü bir doktor o. Diyebilir ki ya orada ha bu o kadar da noktadır bu devam ederse yine gelin diyebilir. O bile o zamanı kurtarabilir. Ama hmm. şunu diyelim baktın aradın gittin gene de tatmin olmuyorsun gene arıyorsun. Doktor böyle dedi ama ya hata yaptıysa doktor hikayeler okuyoruz haberlerde görüyoruz diyorsan. O zaman bununla ilgili online terapiler çıkmış. Ee, bunun aslında online hastalığa normal online adı. terapi diyorsun evet aynı öyle yani evet. gidemeyenler için hani skype üzerinden veya hatta şey diyor o benim ilgimi çekti online terapi daha başarılı olmuş diyor kontrol grubu şeyine göre Aa, bu ilginç çünkü adamlar <laughs> daha demek ki internete mi yatkın herhalde herhalde o Yani o, o ilginç yani gerçekten evet. de. dolayısıyla bu şekilde yardım almak mümkündür iyi bir fikirdir ee, önemli olan bu zaten hani bildiğimiz bir hastalık bu health e, illness, anxiety e, dediğimiz bir şey yani hmm. bu aslında hastalık kaygı bozukluğu bu bir bozukluk bunda tedavisi belli ve kolay o kadar da zor değil bunu e, gidebilirler biz bunu da biz bunun şeyini vermiş olalım hani bilgisini vermiş olalım hatırlatmış olalım evet yorumlarda ee, var mı ilginç bir şey sen ona bak bu tam belki vardır hastalık hastası evet, <laughs> izle, nokta nokta için ilk yardım yazarken kanserin belirtisi gibi sonuçlar diyor çıkabilir yani diyor. evet işte çıkabilir evet. çıkabilir yani Aynen. İnternette ne ararsan ara burnunu bile ağrıyorsa kanser çıkıyorsun diye. Onu merak ediyorum aslında. Hani bu negativity bahisi merak ettim. Ee, bakalım bakalım. Aynı ben diyenler var bu konuda. <laughs> TeknoSeyir abonelerinden yazan yok. Onları da bekliyoruz. Ee, ön, konuşmaya bekliyoruz onları. Geçelim istersen o zaman sıradakine. Ee, bu son zamanlarda e-sigaralarla ilgili bir haberler çıkıp duruyor. Böyle e, bazı ölümler yaşandı. Biz gerçi hiç konu almadık. çünkü. E, Tam olarak ne olduğu belli değil. Yeni yeni sonuçlar alınmaya başladı. Evet. Ee, şimdi yeni bir açıklama yapıldı. Ee, vitamin E asetat olabilir diyorlar ee, evet. ölümlere neden olacak maddenin ve e, mümkünse bunları içeren o likit deniyor bunların sıvısına ee, Hı -hı. Kullanmamaları, kullanılmaması öneriliyor. Çünkü zaten aslında bu e sigaraların işte orada da biraz yanlış anlatılıyor. Şimdi medyada da gene işte böyle klik çalma falan anlamında evet. şeyler olduğu için. Hı -hı. E, bütün sanki e-sigaralar bir anda ölüme neden oluyormuş gibi ama aslında evet. bunun belli bir işte hatta e, kenevir mi? E, kenevirin Tabii. işte belli bir işte şey, THC miydi maddesinin? THC evet. E, o maddeyi e. içeren evet. versiyonları var bu likitlerin böyle biraz daha güzel kafa yapsın diye mi üretiliyor artık? Veya bağımlı, yo, yo, o şey zaten bağımlılık oluşturulsun olarak... diye mi yapılan bir şey bilemiyorum açıkçası. Ya şöyle tetra, tetrahidrokanabinol ...denen yani bildiğin o kanabisin... Hı -hı. ...kenevirin içilen... ...etken o. maddelerinden Etken biri değil mi? Maddesi Hatta bu. en önemlisi Şimdi kenevir içmemek galiba. için... ...kenevir hani ya sarılıp ya da yakılıp içiliyor ya... ...o e-sigara içenler de... E, ...kenevir içmek istiyorsa... ...Amerika'da falan Hı -hı. sokakta alınıyor. Bazı de, yerlerde serbest yiye. zaten. Bazı yerlerde serbest, bazı yerlerde değil galiba. Evet, evet. Amerika'da zannediyorum eyaletten eyalete değişiyor. Bazı eyaletlerde de hani ağrı kesici ilaç olarak kimisi Hı -hı. veriyor... Ee, o zaman alabiliyorsunuz ama yani bunun sokaktan alındığında bu THC'nin içinde ne konduğu bilinmiyor. Çünkü bu vitamin E asetat e, tın amacı burada onu e, nasıl diyelim kalınlaştırmak, evet, yoğunlaştırmak. Yani sıvının e, kıvamını ek, ek, ayarlamak ek, ek madde. için kullanılan ha. bir şey. Evet. evet. evet Dolayısıyla bu şimdi bunu dediğin gibi niye vermedik daha belli değildi ama CDC e, Amerika'daki bu e, hastalık ee, departmanı yani hasta Hı -hı. bu hani dizilerde görüyorlar bir böyle bir salgın olduğu zaman CDC geldi burayı kapattık diyorlar ya herkes ellerini yani şöyle, çekiyor bu sonuca şöyle başlar zaten 29 da. hastanın bronşlarından alınan sıvılar incelendikten sonra zaten evet, bu sonuca evet. ulaşılıyor bu da tabi net bir sonuç değil ama ortak bulunan 29'unda da ortak olarak bulunan bu vitamin E asetat bulunduğu için bunu uyarıyorlar hani vitamin E asetat olduğunu bildiğinizleri içmeyin bir de sokaktan zaten hiçbir şekilde evet, ya şimdi almayın. Bu likitler öyle bir şey ki insanlar kendi kendilerine evde bile ürettilen, ürettiklerini evet. ben görüyorum sağdan soldan bu çok duyuyorum. sıkıntı. Benim de arkadaşım burada yapıyor. Ee, çok büyük bir sıkıntı. Yani evet hani şimdi sen onun içinde ne koyuyorsun ne yapıyorsun bilemiyorsun dışarıdan alsan onu da bilemiyorsun ee, yani bunları zaten hani baştan hiç içmeyin de mümkünse. Tabii. Hani içe, içe mi içmek zorundaysan, dayanamıyorsan da bari hani bir markası, vesairesi falan olan bir şeyleri tercih etmekte fayda var. Yoksa evet. görüyorsun hani bayağı ölüme götüren sonuçlar olabiliyor. Onların da o sıvıların hani hazır alıp ve içine bir şey de, eklemeyin yani o üreticinin size sunduğu şekilde yapın diyor. Çok önemli bir e, bilgi. Tabi e, Amerika'da bu büyük olay oldu ama dünyada da vardır belki bilmiyoruzdur. Hani gidiyordur başka bir Hı -hı. noktadan oluyordur. Bu tabi bununla ilgili bir e, yani akciğerin ya şeye çökümü. Şeye bakarsan ölümü. E, şeyle karşılaştırıyorlar tabi normal sigara tüketimiyle karşılaştırdıkları zaman bu hani e-sigaralar Biraz daha masum kalıyor tabii onun yanında. Çünkü o Hı -hı. sigarayı sonuçta bayağı yakıp da o içine çektiğin kimyasallar çok çok daha beter. Ama bunda da sonuçta bir sürü kimyasal alıyorsun yani. Mümkünse hiç alma Aynen. yani. Aynen. Çok doğru söylüyorsun. Bu bu önemli bir e, bilgi söylemiş olalım. Hani şunun için belki Türkiye'de içen vardır. A, i̇çindekiler kısmına baksınlar. Vitamin E, vitamin E asetat gibi bir şey görüyorlarsa veya sokaktan alıyorlarsa bir izleyicimiz evde yapıyorum diyor. Kesinlikle bunlara bilgi olsun diye. Çünkü geri dönüşü yok. Bayağı bir ağır hasar bırakıyor. Çoğu zaten bu alınan örnekleri de zannediyorsam ki postmortem yani ölümden sonra alınan e, galiba, evet. onu da söylemiş olalım basitçe haber vermiş olalım bizden söylemesi bundan sonraki haberimiz ilginç ücretsiz internet bir temel insan hakkı olmalı mı sorusu sorulmuş olmalı yani bence. bence ben de olmalı olduğunu gerek yani ya ben şimdi zaten hani yayınları falan da burada yapıyoruz bak şimdi ifade özgürlüğümüzü gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz yani artık hayatın çok tabii içine girdi zaten hani bugünlerde var vardı galiba? Telekom'un e, bilgi işlemden sorumlu genel müdür yardımcısı şey diyor. Evet. E, gençler hani elektriğin, suyun olmamasına sorun etmiyorlar ama internet 15 dakika evet. kesildiği zaman e, ortalığı birbirine katıyorlar. E, gerçekten bu hani hakikaten elektrik su gibi değil yani senin dünya ile bağlantını sağlayan bir şey haline geldi ve gitgide çok daha fazla etkileyebiliyor. Tabii ki dünyadaki şu anda insanların yaklaşık yarısı falan hiç ulaşamıyor internete. yani biz. Şanslı taraftayız aslında ona bakarsın. Evet. Hem de nispeten hızlı internetlere ulaşıyoruz. Şimdi bunu dediğim için Türkiye'de saldıracaklar belki bana ama. Yok, ortalamalara yani, bakamadılar. Ortalamalara böyle. zaman evet. ortalamalardayız yani aslında. Tabii ki Güney Kore falan almış başını gitmiş durumda. <laughs> Keşke biz de oralara ulaşabilsek günün birinde. bir profesör işte filozof aynı zamanda diyor ki Temel insan hakkı olmalı. Bana da gayet mantıklı geliyor. Çünkü insanların kendini ifade edebilmesi, sosyalleşmesi, bunlar nasıl diğer insanlarla iletişim kurması bir insan hakkıysa artık çağımızda da bunun karşılığı budur. Evet. Sosyal ağları kullanmak, oradan işte bilgiye erişim. Yani bunlar hep aslında insanların doğuştan hak olarak görebilecekleri şeyler bence. Evet. İnterneti de belki yavaş yavaş böyle şeylerin içine katmakta yarar var yani bu bir mesela Levent abinin e, akıllı telefonlarla ilgili söylediği bir şey var çok sık. Nedir? Akıllı telefon artık bir lüks değil. Pahalı hani pahalandığı için de söylenen e, bir nokta. Çünkü sen e-devlete bile ne bileyim faturanı yani gerçekten artık bu bir hani her şeyin bir uygulaması var. Bu olmadan evet. Bir iş yapmak çok zor. Devlet de bunu kabul etmiş durumda. Devletlerde ya da hani Türkiye'de ve başka devletlerde. Hani bu artık bir e, kullanmayan insanı gördüğünüz zaman ekstra bir noktası var. Ya bilgisayarını açıyor ya bir şey yapıyor. E, aynı şekilde internet de böyle olmalı. tabi adamın söylediği de o. Bu bir lüks değil. Bunu böyle düşünüp bir meta gibi düşün Ama şimdi buna karşı argümanlar da üretilebilir. Biz hmm. de onu yapalım biraz. Mesela benim aklıma şu geliyor. Evet su da. Yani su içmeye suyun bir hak olamayacağını, su içmeden yaşayamadığımız bir nokta. Fakat suyu da yine hani içme suyun en azından e, ücretli alabiliyorsun. Hani bu bir satılabiliyor. Hı -hı. Bu da bir nokta. Fakat burada e, bence insanların farklı olan nokta e, suyu, elektriği e, çok e, büyük miktarlarını çok ucuza alıyoruz aslında biz. Evet. Şey miktarına. E, Bilmiyorum, nasıl diyeyim? miktar diyeyim onu şimdi ölçülemeyecek su gibi değil ya internet elektrik internet ama hani miktar başına aldığın birim başına aldığı verdiğin fiyat çok düşük o yüzden bu o kadar da göze batmıyor ama sen ne bileyim hani faturanı ödeme senin elektriğini kesiyor suyunu kesiyoruz kışın soğukta kalıyorsun o insan hakkı değil mi benim insan hakkım beni niye kestin diyemiyoruz aynı şekilde internet de böyle buradaki adamın söylediği de Hani herkese geniş bant, herkese hızlı vermek zorunda değilsiniz diyor. Ama evet. gerektiğinde nasıl hani e Kontrolün olmasa bile sen e, 112 falan arayabiliyorsun ya. Aynı bunun gibi çok minimum ne bileyim Twitter'a girip, haberlere bakıp bir şey cevap verebileceğin, evet, evet. E, katılabileceğin kadarının sağlanması gerektiğini yani şeyi söylemesi e, mesela ilginç. E, hem ifade özgürlüğünü zaten hemen kolayca anlıyorsun ama mesela toplanma evet. özgürlüğü de bence artık internette diyor adam. Yani Tabii. bu Arap baharını vesaireyi falan düşünürsen e, bizdeki işte... E, toplu gösterilerde vesaire falan da hani haberleşme hı hı. falan hemen internet üzerinden yapılıyor. Olaylar orada olan olaylar hemen telefonlarla çekiliyor internete yapılıyor. Tabii ki bunların şeyi de var. Kötü yanları da var. Onu da söyleyeyim. Yani Manipülasyona falan çok açık alanlar bunlar. Hı hı. Bunlar işin ayrı boyutları. Ee, hı hı. Olayın özünü değiştirmiyor sonuçta. Bunların düzeltilmesi önlenmesi vesairesi falan ayrı konu. Hı hı. Ama bu işin artık hani günümüzün e, çok temel e, ihtiyaçlarından biri olduğunu söylemek bence kesinlikle yanlış değil. Aynen öyle. Minimum Bakalım da olsa onunla... senin dediğin gibi e, evet. çok az da olsa e, bir şey sağlanabilmeli en azından. Evet. E, bu konuda görüşlerini bekliyoruz. Canlı veya sonradan yorum. Bu bir tartışma yani bir filo felsefik bir soru atmış ortaya. Evet. Bu daha sonra artık e, politika politika ve e, yasalara doğru gidecek. Yavaş yavaş süzülerek tartışmalar devam edecek. E, şu bilgiyi vereyim. Bazı ülkelerde bizde de kaldırıldı kota ama bazı ülkelerde kotanın kalkma sebebinin ee, şu olduğunu biliyorum. Ee, gene bu şekilde yani internet bir elektrik su gibi bir şeydir. Hani suya kota koyamadığın gibi e, insanlara şey internete de kota koyamazsınız. Pahalı olmasını vesaire. Hani serbest piyasada onu ayarlayın. Ama kota e, olarak kota kotalı bunu yapamazsınız ve hani iletişimin minimum aksamıca bir hız yapmalısınız. Şimdi eskiden evet. mesela ne oluyordu? 3 megabit'e indiriyordu yani bir, bir video da izleyemiyordun hiçbir şey yapamıyordun. Yani de facto olarak kesmiş oluyordu internetini. Aslında evet. kesmemiş. Hani var ya o sınırı aşınca sınırlı sınırsızlar. Hani sınırsız ama aşınca yavaşlıyor. Bir nevi defa onu da yapamazsınız diyen e, ülkeler var. Onu söyleyeyim. Şimdi bir sonraki haberimiz aslında bir fikri takip Geçen hafta konuşmuştuk Bunu bahsedeceğim demiştim. Videoyu Hı. da buraya ekledim. Türkçe alt altyazısı da var. Çok da izlenen bir video. Stresi nasıl arkadaşınız yaparsınız? Stresle ben de nasıl bir yandan oynatayım şöyle. Videoda görülecek bir şey yok ama. <laughs> Videoda slaytlar çıktığında durdurabilirsin istersen Hamdi Hı. abi. Onları e, bahsederiz. E, Kelly McGonigal bir sağlık psikoloğu efendim. Onu da söylemiş olayım. Çünkü psikolojinin seninle de konuşuyor. 45 tane alt alanı var. 49 tane alt alanı var. Hı. Sağlık psikolojisi de onlardan biri. Neyle uğraşıyor sağlık psikolojisi? İnsanların davranışları, sağlık davranışları da var. Yani o ilacı zamanında alıp almamak, işte o yağlı şeyi yiyip yememek, spor yapıp yapmamak gibi, sigara içip içmemek gibi. Ve tabii ki sağlıkla ilgili kendi bakış açıları da var gibi durumları var. Bunları araştıran insanlar, sağlık psikologları. Hı -hı. Ee, ve diyor ki ben diyor 10 yıldır, 10 yıllardır insanlara stres sizin için kötüdür. Bak, stresli olan kardiyovasküler sıkıntısı oluyor, kalbi oluyor, şekeri oluyor, erken ölüyor. Bin tane anlatıyorduk diyor. Fakat şunu fark ettim, bir araştırma okudum e, diyor. Ar yapılan araştırmada insanlara e, takip etmişler ve bu insanlara şu sorulmuş: Son bir yıl içinde ne kadar stres yaşadınız? İşte bir ile on arası. Hatta şimdi yapalım izleyicilerimiz son bir yıl içerisindeki stres seviyelerini bir ila on arasında bize yazsın çete yorumlara da yazabilirler. Yani 10 çok stresli, olabilecek acayip stresli, bir hiç stresli değilim anlamına gelecek şekilde bir ile 10 arasında son 1 yıldaki stres seviyelerini yazsınlar şimdi çete. Bekliyorum. Ee, şimdi bunları öğrenmişler Hamdi abi. Bir Hı -hı. de şunu sormuşlar bu insanlara. Ee, stresin sağlığınıza zararlı olduğunu düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz? Bunların bazıları tabii inanmıyorum demiş. Benim sağlığıma zararlı değildir. Evet, ben, stresim... Onlar herhalde azınlıktır yani. Stresin sağlığa tabii, tabii. zararlı olduğunu söyleyen ben çok tahmin edemiyorum açıkçası. Evet. Ya o bilgi Çünkü öyle bir anlatılıyor şey ki yani. Evet. Ee, bir grupta evet benim sağlığıma zararlıdır diyor. Daha sonra Hamdi abi şöyle yapıyor. Bu insanların e, nüfus müdürlüğünden ne zaman ölmüş ona bakılıyor. Hı hı. Ve bunlardan tabii galiba 182 bini ölmüş e, toplamda. Çünkü çok sayıda insanlığı yapılmış bir araştırma bu. E, bunlar ölmüş fakat bu ölenlerin ee, kalp damar hastalıklarından öldüğü bulunuyor. Ee, bu ölme oranında tabii stresli çok stresli olan. Şimdi şuna bu biliyorum ben. Kimler öldüğünü biliyorum, ne kadar Hı -hı. yıl sonra öldüğünü biliyorum, yaşını biliyorum, erken ölümleri ve o rakamları da aldım ya çok stresli olan. Acaba daha mı erken öldü? Evet, öyle bir nokta çıktı, böyle bir ilişki çıkıyor çok net bir şekilde. Daha çok stresli olanların e daha erken öldüğü kal Hı -hı. kalp damardan öldüğü biliniyor. Fakat şunu buluyor araştırma. Bu ilişki sadece stresin sağlığa zararlı olduğunu düşünen insanlarda geçerli. Evet. Yani eğer sen e, çok streslisin. 9 7 8 9 stresindesin, 10 stresindesin ama stresin sağlığa zararlı olduğunu düşünmüyorsan o senin erken ölümüne yol açmıyor. Şimdi bu bu araştırmacının fikrini değiştiriyor ve bir sürü yeni araştırma yapılıyor. Evet. Hızlıca geçeyim. Genel olarak çıkan sonuç şu. Stresin Stress reappraisal deniyor buna. Yani araştırmak isteyenler için anahtar kelime vermiş olayım. Stress reappraisal yani var olan senin yıpranmanın, zorlanmanın stresinin nasıl bakıyorsun. Hı -hı. Eğer biz stresin gerçekten kendimize zararlı olmadığını tam tersine vücudumun biyolojik olarak benim içinde bulunduğum zor duruma hazırladığı bunu yenmem için, bu zor durumun başa çıkabilmem için beni enerjize ettiğini, bana güç verdiğini düşünüyorsam damar yapılarını incelemişler insanların. Damarlar şimdi stresli olduğumuzda kaç savaş tepkisi ne biliyorsam abi ne geliyor aklına? Eller terler. Hı hı. Efendim alından böyle bir, bir ter akabilir. Kalbinin hızlı küt 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 küt, küt hızlı attığını görebilirsin. E, kaslar gerilebilir. Bunlar hep kaç savaş tepkileri. Okey, bildiğimiz şeyler. Fakat burada bakıldığında sen stresin zararlı olduğunu düşünüyorsan ne oluyor biliyor musun? Damarlar bayağı büzüşüyor. Hı hı. Büzüşmenin sebebi ne? Damar büzüştüğünde kan basıncını arttırabiliyor. Bunu şöyle düşünsün izleyicilerimiz. O, hortumla bahçe suladılarsa hortumun ağzını sıkarsanız daha tazlikli akar su. Tansiyon Çünkü dediğin şey taradır. tansiyon hastalığı. Aynen. <laughs> tansiyon bunu arttırıyor ve uzun süre bu profilde kalması damarların senin kalp damar hastalıklarına sahip olmana sebep oluyormuş. Hı hı. Fakat stresin sana zararlı olmadığını düşünüyorsan yani şunu düşün. Evet kalbim çarpıyor, evet terliyorum ama bu benim bu olayla başa çıkmama sağlığı diyenler. benim vücudumun güçlendiğini gösteriyor falan dersen <laughs> Aynen öyle. Dersen o damarların böyle olmadığı, daha ge, daha böyle rahat kaldığı, daha sakin büzüşmediği de ve daha sakin kaldığı bulunuyor. Bir bilgi daha. <laughs> Oksitosin çok bu aralar Revaç'ta konuşulan bir e, hormon. <laughs> Oksitosin hormonu özür Oksitosin hormonunda Şöyle bir nokta var. Sadece biz işte birine sarıldığımızda, aşık olduğumuzda vesaire salgılanmıyor bu. Aynı zamanda stresli olduğumuzda da salgılandığı ortaya çıkmış. Ve stresli olduğunuzda oksitosin sizi salgınlıyor. Vücuda da gidiyor. Ve ne yapıyor biliyor musun Hamdi abi? Oksitosin çok olan insanlar çünkü bunu şeyden biliyoruz. İnsanlara burundan spreyle oksitosin verebiliyorsun. Yani gerekli etik izinler alınarak. Verdiğinde ne oluyor bu insanlar biliyor musun? Sana daha böyle şefkatli, daha iyi anlaşan, suyuna giden Arkadaş canlısı insanlara dönüşüyorlar Hı. o o süreçte. Şimdi oradan da kadın diyor ki eğer siz stresli olduğunuzda oksitosini salgılanıyorsa aslında vücudunuz sizi ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Bu zor durumda insanlara yanaşın. Çevrenizde size destek olabilecek ailenize arkadaşlarınıza daha şefkatli olun. Onlara yanaşın veya onların stresine yardım edin Hı. diyor. Daha sonra diyorlar ki niye bunu yapıyor vücut acaba? Bunu da araştırıyorlar ve şunu buluyorlar. Stresli durumda sen sevdiklerinin yanındaysan, sana destek olan insanları yanındaysan ya da zor durumda olan insanlara yardım ediyorsan yine vücudunun stresin zararlı etkilerine karşı korumuş oluyorsun. Yani uzun vadede stres sana bir zarar vermemiş oluyor. Hı hı. Şimdi buradan bizim çıkaracağımız kıssadan hissi aslında ne? Bu çok basit bir şey. Çok da belki şey görülüyor olabilir. iyi düşünelim, iyi olsun aman gibi geliyor olabilir. Hayır ama bilimle desteklenen bir söylem bu. Şu stresli hissettiğiniz anda aklınıza şunu getirin. Şu anda ben önümdeki probleme değil challenge'a yani kullanılan kelime o. Yani aşılabilecek, çözülebilecek bir e, yarış var önümde. Hı. Bir, bir nokta engel savaşma. var. Çünkü Engeli aşman gerekiyor. Var. Bu engelle savaşmak için vücudum e, evrimsel olarak bana yardım ediyor. Hı hı. Bunu düşüneceksiniz ve sağlığıma ve benim, benim sağlığıma zararlı değil stresli olduğumda. Bunu düşündüğünüzde daha iyi olduğunu bulmuş. Evet, bu bana aslında biraz şeyi hatırlattı Cevdet geçmişte ben e, bu plasebo etkisinin tersi vardır ya nocebo diye geçer. Evet. Evet. E, bununla ilgili bir haber yaptığımızı hatırlıyorum. E, orada da anlatılan şey şuydu. E, diyorlar ki sigara işte sağlığa zararlıdır diye o kadar çok maruz kaldık ki bu bilgiyi e, sigara 1930'larda olduğundan artık daha fazla sağlığa zararlı çünkü kendi vücudumuz içerken de sen onu sağlığa zararlı olduğunu bilerek içtiğin için daha da zararlı oluyor diyorlar. Bunun etkisini ölçmek tabii ki çok zor. Ama bak buradaki örneğe ne kadar da benziyor. Sen stresin zararlı olduğunu biliyorsun ve düşündüğün için insan beyni öyle bir şey. Kendi vücudunu çok fazla etkileyebiliyorsun. Sonuçları çok ciddi olabiliyor. İyi düşünürsen, iyi yönden bakarsan olaylara. Eğer genetiğin buna müsaitse, doğuştan öyle bir şeyin varsa, kafan varsa, kafa yapın böyleyse değişebilir. Bu arada illa genetikte değil onu söyleyeyim. Değişir tabii yani, tabii. Sen çok, sen çok zor bir şey değil bu. Evet. Hayır bazısı için kolaydır. Zaten adam öyle evet. düşünüyordur. Yani kafası o şekilde çalışıyordur. Ama bazısı da her olayın hani kötü yanından bakmaya başlar. İşte gene streslendim görüyor musun? Bak ellerim şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne falan. Halbuki hı hı. buna girme sen dediğin gibi yani ya stres benim vücudumun aslında bu olaya verdiği tepki ben kendimi hazırlıyorum işte vücudum savaşıyor falan vesaire gibi kendini ikna edebilirsen eğer hı hı. E, aynısını dediğim gibi başka şeylere de uygulamak mümkün sigaraya evet. da uygula mesela ben bunu içiyorum ama o kadar da zararlı değil desem belki de zararlı olmayacak <laughs> yani orada insanların istemediği hani e, bu tabi e, Bırakmalarını istiyorlar insanlar işte. bunu ki, diyerek ki. bahane vermek mek olabilir orada ama burada tabii bahane e, sen merak etme diye... içecek adam bahaneyi kendi üretiyor Olur zaten. zaten yani hiç kaçırmayın. Ee, şey çok önemli burada ee, bir bir loop dediğimiz bir döngü var orada. Yani Hı -hı. sen o belirtiyi hissettiğin şimdi kalp ve ter bunlar çok psikolojide alakalı noktalar. Ama mesela ne bileyim dalağımı az çalıştırayım diyemiyorsun. Ama sen gerçekten kendini gerdiğinde büyüterek o böyle kısır döngü kar topu yapıp kalbini daha çok hızlandırabiliyorsun. Hı hı. E ee, bu çok et bilinen bir mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, beyaz gö beyaz önlük etkisi denen bir etki var. Hani kliniklerde evde ölçülen tansiyon hastanede ölçülenden çok düşük hastanede ay şimdi yüksek mi çıkacak yüksek hmm. derse doktor bana ilaç mı verir ne olur heyecan Orkan yapıyorsun ki, stres yapıyorsun. yapıyorsun artıyor çünkü bu mekanizmalar bir de hani bu yani dikkat edersen hep şey anlıyorum kalp anlatıyorum hiç başka bir şey anlatmadık bu araştırmalarda çok rahat etkilenen noktalar dediğim gibi kısır döngüyü kırmak aslında sen hmm. inanmadığında bir de stresin stresini çekmiyorsun aslında evet. ee, dediğin çok doğru ee, bir sonraki haberde yine çok böyle uzun bir çalışma yapılmış 7'sinde ee, neyse 70'inde o mu diye sormuşlar bizde öyle yani, bir e, laf vardır 7'sinde neyse 70'inde de odur diye veya can çıkar huy çıkmaz diye aslında aşağı yukarı aynı anlama gelirler ama yapılan bu araştırma öyle olmadığını göstermiş 14 evet. yaşındayken yapılan bir e, psikolojik karakter testiyle e, 77 yaşında tekrar işte bulabildikleri kadarıyla tekrar ya yapmışlar e, ve sonuçlar aslında karakterin e, bayağı farklı olduğunu gösteriyor. İstersen evet. sen anlat hani biraz daha şimdi bu ayrıntılı anlatabilirsin. Evet bu çalışmada şöyle bir nokta var Hamdi abi. E, genel olarak şunu söyleyelim. E, sırf buna gerek yok. Birçok başka çalışmadan da biliyoruz ki insanın bazı özellikleri hiçbir şekilde değişmiyor. Biz buna mizaç diyoruz. Temperament bu zaten çocuk bebeklikten belli olan bir, bir şey Hı -hı. ve bunun artık kolay kolay değişmediğini biliyoruz. Şimdi halk arasında karakter, huy ya da işte kişilik dediğimiz şey aslında tek boyutlu gibi düşünüyoruz ya aslında tek boyutlu değil psikolojide birçok farklı boyutu var. Hı -hı. O karakterin bizi biz yapan şeyler yani seni hamdi yapan hani senin içine bugün başka bir ruh girse ya da ne diyor, senin klonunu yapsak onun hamdi olmadığını anlıyoruz ya biz. Bu anlamaya sağlayan o fark aradaki fark karakter. Bak ne kadar da bilimsel olmayan bir tanım, değil mi? Çünkü evet. tanımlayamıyor evet. psikologlarda. O bir bizim bir şeyimiz yok yani daha böyle net bir tanımı yok bu. Şimdi bunun e, bir kısmı hakikaten kalıcı, genetikle olan, e, mizaçla olan nokta, bir kısmına Hı. değişebiliyor. Çünkü görüyorsun ki burada da mesela ölçtükleri şeyler neler? Onu söyleyeyim. Altı tane şeye bakıyor. kendine güven, inat edebilmek yani şeyli olmak, e, azimli e, olmak azimli olmak çok güzel söylüyorsun doğru azimli olmak, e, duygu durumunun çok değişmemesi yani bazı insan vardır bir öyle bir öyledir Bazısı hep olduğu noktada devam eder e, bir tanesi böyle daha böyle dikkatli olmak işlerinde özen göstermek Hı -hı. bir tanesi kendi fikirlerine çok böyle kendi fikirlerine önem vermek sonuncusu da şey Öğrenmeye açık olmak, öğrenme isteği olmak gibi. Bu arada özellikle. şeyi söyleyeyim. 63 yıllık bir deney. Yani 1950'de bir ölçmüşler. Bir de 63 yıl sonra bir daha ölçmüşler. Yani en uzun yapılan psikolojik deney olduğu söyleniyor. Evet. Ee, gerçi şeyi mesela ben çok beğenmedim. Hani ölçüm sonuçta Hı. bunları ölçmek zor şeyler. Onu diyecektim ee, şimdi. Evet. Anke, ha, Yani sen onu anlat. Çünkü anketlerle şimdi, falan ölçmeye çalışıyorsun. Evet. Şimdi onu diyorum. Yani genel olarak çalışmalarla biliyoruz ki ona inandırmasın insanlar. İnsanlar 7'sinde neyse 77'sinde de o değil. Ama bir kısmı, bir karakterinin bir kısmı öyle, büyük bir kısmı öyle değil. Onu söyleyelim, onu bir çıkaralım. Şimdi bu araştırma özelinde problemli. Bu araştırma özelinde şu. Bir o zaman ölçmüş, arada ölçmemiş. Bir daha şimdi aklına gelmiş ölçmek. Arada belki bu bir arttı, azaldı, başka noktalardan etkilendi. Bunu bilmiyorum. İki, arada kohort efekt dediğimiz, kohort etkisi dediğimiz bir nokta var. Nedir bu? Şunu bulmuşlar Hamdi abi. Bazı çalışmalarda çocukların e, rakam yeteneğinde falan... E, zekasında bir böyle bir, bir, bir pik yapıyor, bir patlama oluyor. Fakat bulamıyorlar. Sonra bir araştırıyorlar ki işte galiba 1980. Bir bakıyorlar ki 1980 o yılda, o ayda sonra ee, Susam Soka yayına girmiş Hı. Amerika'da. Ondan sonra onun öğrettiği şeylerden ötürü çocuklarda çok büyük farklılıklar var. Ve bu çıkıyor araştırmalarda. Sen şimdi onu hesaba katmazsan Hı. diyebilirsin ki bayağı bir büyük çocuklar iyi ya zekaları kendi kendine iyi gelişiyor. Burada da öyle bir nokta var. Arada ne olduğunu bilmiyor. Birinci bu. İkinci Soğuk bir... savaş bitti çocuklar coştu Heh. diye. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Kimci son derece olay... saçma sapan şeye bağlıyorsun. Korelasyon. <laughs> Aynen öyle. Korelasyonu bu arada girelim istiyorsan bir daha. Evet o bizim videomuzu hemen koyalım oraya. <laughs> Nedensellik <Aynen. gülüyor> ne değildir diye. Evet. Metroyu durduran o adam değil yani arkadaşlar. <laughs> Aynen. Şöyle. E bizim ses devam ediyor herhalde. O ediyor evet. Konuşuyorum. Ha, tamam. Birincisi bu. İkincisi şuna bakmışlar. O ölçtüğü test bak 1950'deki test. 1950'den sonra kişilik psikolojisinde müthiş atılımlar oldu. Aynı şeyi ölçmüyor belki de. Kötü bir şeyi tekrar kötü bir şeyle ölçtün. Sıkıntı bu. Üçüncü önemli sıkıntı da şuna bakmış adam. Demiş ki bu ikisi arasında yani insan aynı kişinin e, 63 yıl öncekiyle şimdiki sonucu arasında paralellik yok, korelasyon yok demiş. Hı. Ama bunların arasında korelasyon olmamasının olmaması demek bu kişilerin değiştiği anlamına da kesinlikle gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bir şeyin yokluğu ötekinin varlığı demek değil. Hı hı. O çok önemli bir nokta bilimde. Bir de bu var ama e, ilginç bir bilgi, ilginç bir sonuç ve ben oradan ekleme yapayım bu habere. Yani genel olarak araştırmalardan biliyoruz ki değişebiliyor insan. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü bizde de demin konuştuğumuz öğrenilmiş çaresizlik var. Ben artık bu yaştan sonra değişemem. Ben artık bunu çözemem. Böyle gelmiş böyle gider. Hani huy can çıkar huy çıkmaz deriz ama Hı -hı. bazı noktalarda insanlar o kadar güzel değişebiliyor ki çok ufacık hani bu stres noktasında olduğu gibi stres haberinde ufacık değişimlerle, ufacık e, yönlendirmelerle değişebiliyor Hı -hı. insanlar. Zaman verin kendinize göreceksiniz ki bazı noktalarda değişebiliyoruz. Yani. Aslında bak tam yeri geldi sıradaki habere istiyorsan hemen bağlanalım. Ee, evet. Değiştirmek istediğin bir huyun varsa veya ulaşmak istediğin bir hedef varsa çok basit ee, bir yöntemle e, aslında bunu daha olur hale getirebilirsin. Ee, evet. O da e, eğer şöyle olursa şöyle olur, şöyle yaparım gibi e, kendini evet. hazırlamak aslında olayın tamamın özü kendini hazırlamak. Mesela e, örnek verelim kilo mu vermek istiyorsun. Genelde hani herkesin evet. yapmaya çalışıp da beceremediği şeylerden biridir. Hedef evet. koymakta sorun yok diyorlar ki insanlar hedeflerini çok güzel koyuyorlar e, ama bunlara ulaşmakta zorlanıyor herkes zaten. Evet. Hedeflerini koyduktan sonra yapacağın şey şu. Eğer yarın, şimdi kilo vermek hedefindeyim ben. Eğer yarın işte öğlen vakti cips yemek istersen veya çikolata yemek istersen şunu şunu yaparım. İşte ne yaparım? Kalkarım bir dolaşırım hemen işte o gider bir çay içerim. Dikkatini hı hı. dağıtacak ne yapman gerekiyorsa. Veya işte e-maillerine mi bakmak istemiyorsun? Konuya mı odaklanmak istiyorsun? İşte e-maile bakma hissim gelirse nasıl bir çözüm bularım? Bunun evet. çözümlerini önden düşünüyorsun, kafanda canlandırıyorsun. Hatta sadece düşünmek de yetmez belki. Olası senaryoları ve plan yapıyorsun. Plan o da önemli. yapıyorsun. Mesela şöyle çözerim. Meselenin özü bu yani aslında hani e, sivil savunma tatbikatları yaptırırlar ya. Sen i̇şte. bunun beyninde olanını yapıyorsun. Yani olası senaryoları önceden düşünüp ya böyle olursa ne yaparımı düşün. Yaptığın zaman, düşündüğün zaman ve buna önceden çalıştığın zaman. E, çok daha iyi sonuçlara ulaşabildiğini söylüyorlar. Araştırmalarla falan da bunu göstermişler. Hatta burada ya. aslında şeye de bağlanıyor ilginç bir şekilde. İnsanlar e, farkında olmadan bazı ön yargıları falan e, sahip olabiliyorlar. Mesela hı hı. E, burada hangi olaydan bahsetmişti? Öğretmenlerin mesela okulda e, siyahi öğrencilere daha fazla ceza evet. verdiği tespit ediliyor. Beyaz Ancak, öğretmenlerin. Beyaz öğretmenlerde tabi bu daha belirgin. Veya başka bir araştırmada da işte şeyi söylüyorlar deneklere e, elinde silah tutan adamları vuracaksın e, normal işte oyuncak tutan veya başka bir şey tutan adamları vurmayacaksın e, hmm. testi yapıyorlar deneklerde hani kendilerini şey olarak tanımlamıyor Irkçı vesaire falan olarak tanımlanmamalarına rağmen beyaz hmm. denekler e, zencileri daha fazla vuruyor. Evet. Ama sonrasında da şunu denemişler işte e, teste başlamadan önce diyorlar ki işte elinde silah tuttuğuna emin olacaksın. Eğer işte bir adam çıkarsa ve zenci ise elinde Aha. silah tuttuğuna emin olacaksan diye önceden şartlandırırsan yani az önce anlattığımız şeyi yaparsan evet. çok daha az e, yanlış adamı vurmakta sonuçlanıyormuş testler yani. Aşılamış oyuncu. oluyorsun aslında. Bunun Aynen. bir de TED konuşması var. İzleyebilirler. Altyazıları genelde oluyor. E, ben burada şunu ekleyeceğim çok güzel bir yöntem ve bu zaten terapilerde veya sigara bırakmada davranış değiştirme denen bir nokta var. Biz bunu buradaki çocuklarla hatta ödevini yaptırdık. Çoğu başarılı <laughs> olmamış. Arkadaşlarını bir davranışını değiştirmeye yolladık ama çoğu böyle hani sigarayı bıraktıracağım gibi böyle büyük şeylerle gitmişler. Daha küçük bir nokta var. Örnek veriyorum. <laughs> sen hep bir şeyini unutuyorsun bir yerde. Şimdi burada birkaç nokta var. Bir tanesi çevreyi değiştir. Unutmamaya emin ol yani nedir çıkacağın yere koy ya da mesela arabanın anahtarını unutmuyorsun çünkü gidemiyorsun arabaya açamazsa ama yanında ne bileyim telefon şarjını hep unutuyorsun evde onu onun yanına koyarsan Hı -hı. mesela bu çok güzel çevresel psikoloji çevreyi değiştirerek ayarlamak bu cepte daha değişikte de bir yöntem şimdi birçok davranış değişiminde sen genelde eski davranışa nüksedersin. Yani geriye doğru dönersin. Biz bunu nüks önleme planı diyor diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Yani nüksü önleme. Mesela sigara bıraktırmada da en önemli şey odur. Bırakmak bazen o kadar kolay ki. Devam ama tekrar başlamamak problem. Evet. Orada da insanlara simüle etmek demiş Sidewinder. Çok doğru. Yani olursa bu olursa ne yapacağını bilmek. Olduğunda şaşırmamak. Çünkü o bizim nasıl anlatayım o Tutkumuz, dürtülerimiz, e, savaşamayacağımız için. Yani kendini akıntıya gibi. kaptırmayacaksın yani kaptırmayacaksın. o olay mail olduğu anda. Mail gelirse not yaz, alacağım. Bunu bir kere demem bile. Beynin kendi kendine hatırlatma, ben ona bekçi dikmek diyorum e, kendim. Yani hmm. bir noktayı psikolojik olarak da olabilir. Yani birisinin size dediği bir şeyden çok alınıyorsanız onu bir düşünüp acaba bunu bende neye dokunuyor, niye alınıyorum? Bir daha dediğinde öyle değil de böyle düşüneyim demeniz bir kere bile demeniz yeterli. Hakikaten bir daha olduğunda onu beyin size hatırlatıyor. Çat diye durduruyorsunuz onu daha demeden ya da yapmadan. Bu çok önemli. E ben de mesela şu an yavaş konuşmam gerektiğini hatırladım bak. <laughs> Benim bekçimi de uyandırdım. Şimdi bunu yapmak çok önemli ama en önemli şey simülasyon yapıp çözümü de bulmak ve bu çözümün evet. pratik olması dediğin gibi insan izleyicilerimize söyleyelim hani değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bunu bir deneyin belki bir hafta sonra yazabilirsiniz bize chat'ten bakalım değiştirebildiniz evet. mi neler Den geldi bununla ya mesela ben yıllar önce şey görmüştüm e, sabah erken kalkmak mesela sıkıntıdır saatçılar bir türlü uyanamazsın yataktan evet. çıkamazsın falan evet. orada mesela şeyi kullanın demişti bu aslında buna benziyor bu yönteme e, kendinizi Hı. şartlandırın çünkü şartlanma çok güçlü bir dürtü. Evet. adam şunu tatbik, tatbikatını bizzat yaptırıyordu. Saati kuruyorsun gündüz vakti herhangi bir zaman bunu düşündüğün zaman evet. yatıyorsun. Hatta eğer evdeysen falan pijamalarını falan da giyiyorsun, yatıyorsun. 2 dakika sonra saat çalıyor. Hemen kalkıyorsun. Sanki uykudan uyanmış gibi. Bunu diyor ki 10 kere tekrarla. Evet. Biraz zaman alan bir şey ama en ertesi sabah veya bunu işte birkaç gün böyle yaptıktan sonra Aynı şartlanma senin artık beynine yerleştiği için çaldığı anda kalkacak şekilde uykunu açılmış halde bulacaksın diyor. Evet. Ben denedim hiç böyle başarılı olamamıştım gerçi ama bu Ben onu şöyle benziyor. Genelde bu erteleyen alarm erteleme hani biraz haberden çıkabiliyoruz ama alarm erteleme şu, e, tekrar çalacağını biliyorsun. Evet. Yani o önemli. Şimdi orada e, erteleyebilecek olmanı bilmem önemli çünkü yeni uyandığımızda özel bir durum var diğer bunlardan başka olarak yeni uyandığımız anda biz biliyoruz ki frontal lob ön lobumuz yani bizim davranışlarımızı kontrol eden, dürtülerimize ket vuran, Hı -hı. mantıklı düşündüren taraf uyanmıyor. Yani daha geç uyanıyor. Hı -hı. Önce arka taraflar, alt beyin daha çabuk uyanıyor. Frontal lob bir tık geç uyanıyor. Bir örnek mesela Allah korusun başınıza kötü bir şey geldiğinde onu yatıp uyandığınızda sanki bu kötü bir rüyaydı gibi düşünüp uyanıp sonra bir süre sonra bunu anlayıp ağla, ağlayanlar falan olur. Ak hani düşünsünler başına atandıklarını falan veya kendilerini gelmiştir. Ya bir uyanınca keşke o öyle olmamıştı, hiç yaşanmamıştı hmm. çünkü o aslında öteki beyin. Ama frontal lob devreye girdiğinde ya hakikaten de oldu bu deyip Sanki bir rüyadan uyanır gibi hissetmek. Veya e, yeni uyandığınızda mesela herhangi bir yoruma, Twitter'a, Instagram'a uyanır uyanmaz bakmayın. Telefonla uyanmayın yani. Saate bakın, kalkın çıkın yataktan bir yüzünüzü yıkadıktan sonra bir bakın bunlara. Hı. Çünkü o anda aldığınız bir yorum veya e, e, notifikasyon, bir şey, bildirim çok farklı etki yapıyor. Burada biraz o da var. Ben nasıl çözdüm biliyor musun Hamdi abi? diye bir uygulama var. Bedava bir uygulama yani reklamını yapmış olmuyoruz. Ben öyle çözdüm. Başka da vardır. Şunu yapıyorsun. Alarmı koyduğunda e, bunu kapatabilmek için, susturmak için erteleme yok, ertelemeyi kaldırıyorsun. Susturabilmek için tek yapabileceğin şey e, mesela e, matematik problemi koyuyorsun, hmm. zorluğuna göre. Üç tane problem çözeceksin. Veya ben onu sevmedim şey yaptım. barkod ee, kütüphanemde bir barkod olan bir hmm. kitap var. Kaldırmıyorum onu orada. Onun barkodunu ayarladım. Yatakta kütüphane. Kalkıp okutman uzman. gerekiyor değil mi? <laughs> çünkü şunu biliyorum. Bu alarm ben yataktan çıkmadan susmayacak. Ne yaparsam susmayacak. Bunu bildiğim için kabullenip çıkmam çok kolay hmm. oldu. İki, hani on alarmla kalkarken evet. birle kalkıyorum. Bu tabii şimdi. şeysiz çözme yöntemi. Yani para harcamadan çözme yöntemi. Hı -hı. İlginç çalar saatler var. Odada uçmaya başlayan falan. Sen evet, yakalaman evet, gereken falan. O kesin uyandırıyordur herhalde. Yakalayıp onu yerine koymadan susmuyor ama tabii uyanmamak isteyen de onu atar duvara. Telefonu kapatır. Her şeyi yaparız yani. Bu demin dedin ya bu ırkçılıkla ilgili yani örtük ırkçılıkla ilgili dediğimiz bir nokta var. Onunla ilgili yazdım. Gene bir fikri takip yapalım haftaya da. Onunla ilgili bir interaktif bir şey göstereceğim. E, tamam. galiba Harvard'ın yaptığı bir çalışma şaşırabileceğimiz bir nokta var yazdım onu haftaya da onu konuşalım. Evet. E, bu haftaki haberler haberlerimiz bitti. böyle. Evet, evet haberleri tamamladık. E, zaten bir saati de gene bayağı geçmişiz. E, Güzel e, konuşmuş olduk. Şimdi e, söyleyeceğim bir şey yoksa bu yayını kapatalım. E, evet. Duyur yapacağın duyuru falan varsa onları söyle istersen. Hayır yok. Kapatalım. Şimdi canlı izleyen soruları... var orada yok. bazı sorular birlikte sonra... Onlara bakalım. O evet. zaman e, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum